Değerli konuklar, gelir vergisi beyanname düzenleme ve kar dağıtımı konulu seminerimize hoş geldiniz. Yeminli Mali Müşavir Mustafa Dündar'ın konuşmacı olarak katıldığı bugünkü seminerimizin faydalı geçmesini umuyor, açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Ahmet Hikmet Sönmez'i kürsüye davet ediyorum. Sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz seminere hoş geldiniz diyorum. Hepinizi kurumlarım adına, tüm kurullarım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli meslektaşlarım, yeminli Mali Müşavir Mustafa Dündar her yıl bizimle birlikte oluyor. Bu yıl yine gelir vergisinde bizimle birlikte olduğu gibi, yani Nisan'ın 4'ünde, 4 Nisan Cumartesi saat 14'te yine aramızda olacak ve kurumlar vergisiyle ilgili de sunum yapacak. Üstadımıza bizim bu taleplerimizi geriye çevirmediği, bu yoğun programına rağmen bizlere katkı verdiği ve Ankara'dan buraya kadar geldiği için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bugünkü seminerimizde gelir vergisi, beyanname düzenleme ve kar dağıtımı konusunda ayrıntılı bilgi edineceğiz. Bilindiği üzere ticari kazanç, muaf olanlar hariç, defter tutan çiftçiler, zirai kazanç, defter tutan ve vergiden istisna edilmeyen serbest meslek kazançları, kazanç elde edilmesin, beyan edilmek zorundadır. Mükellefler bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve ihracatlar için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur. Beyanname verilip verilmeyeceğinin belirlenmesi, verginin konusuna giren gelirler, gelir vergisinde tarih dönemi, vergiyi doğuran olay gibi pek çok konu veya ilişkin ayrıntılı bilgiyi değerli üstadımız Sayın Yeminli Mali Müşavir Mustafa Dündar'ın sunumunda edineceğiz. Sunuma geçmeden önce sizlerle birkaç bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere meslek camiası olarak çok önemli bir haftayı geride bıraktık. Yoğun bir etkinlik programı ile geride bıraktığımız 1-7 Mart muhasebe haftasında mesleki sorunlarımızla kamuoyuyla paylaşma imkanı bulduk. Bu dönem farklı olarak kurumlara gidip bizim bir haftamız var. Bu haftada 1 ve 7 Mart diye ziyaretlerde bulunmadık. Davetiye gönderdik ve etkinliklerimizi burada yaptık. Bizi kırmayıp aramızda bulunan tüm Bursa'daki protokole ve ilişkide olduğumuz kurum temsilcilerine buradan teşekkür ediyorum tekrardan. Ayrıca pankartlarımız aracılığıyla Bursa'nın farklı yerlerine mesleğe dair, mesleğin sorunlarına dair kentle muhasebe haftasını paylaşmış olduk. Bu çerçevede hükümetin ilgili kurum ve kuruluşların haklı taleplerimize cevap vermesini beklediğimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin beklentimiz olan yasal düzenlemeleri yapmasını, mesleğimizle ilgili düzenlemelerde görüş ve önerilerimizi değerlendirmesi gerektiğini, sorunların çözümü için işbirliği içinde çalışılması gerektiğini ifade ettik. Tüm taleplerimiz ve mesleki sorunlarımıza yönelik ortaya sunduğumuz çözüm önerilerimizin kabul görmesini istedik. Meslek örgütümüzün aynı zamanda sivil toplum kuruluşu olarak üyelerinden aldığı güçle taleplerimizin kabul görmesi için gerekirse tüm demokratik tepkisini göstereceğini kamuoyuyla paylaştık. Umuyorum ki bu çağrılarımız dikkate alınır ve meslek örgütü olarak demokratik gücümüzü kullanmak zorunda bırakılmayız. Zira angaryalardan her geçen gün başımızı kaldıramaz hale geldik ve daha önce muhtelif zamanlarda tekrar ettiğimiz hakkımızda yazılan sorumluluk raporlarından tutun da birçok konu canımızı sıkıyor. Bunlarla ilgili
yaşadığımız sorunları gerek tek tek gerekse toparlayarak ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Üst birliğimizle paylaşıyoruz. Odamız ve odamızın temsiliyeti konusunda önem taşıdığına inandığım güzel bir gelişmeyi daha sizlerle de paylaşmak isterim. Geçtiğimiz hafta Bursa Akademik Odalar Birliği'nin 2015 yılı dönem sözcülüğü görevini gerçekleşen tören ile Peysaj Mimarları Odası'ndan bir yılına devraldık. Yani mesleki sorunlarımızı ortaklaştırarak diğer meslek odalarıyla da ve kamuoyuyla da paylaşmaya devam edeceğiz. Ama biz bir meslek camiası olduğumuz kadar bir sivil toplum kuruluşuyuz ve yurttaşız. O sebeple kentimize dair, ülkemize dair, dünyamıza dair tüm sorunların ortaklaştırılarak çözüm önerilerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanı'yla atışmalarını hep beraber izledik. Biz ekonomiyle ilgilenen insanlarız. Ve de bu manipülasyonlar Türkiye'ye zarar vermektedir. Bir Cumhurbaşkanı'nın basın yoluyla Merkez Bankası Başkanı'yla atışmaları ülkemize ciddi zararlar veriyoruz. Ve bu zararların tekrar etmemesi için biz yetkililerden ülkemizi yönetirken halkımızın değerlerine ve ülkemizin yaratacağı değerlere zarar verilmesine ilişkin tepkilerimizi ifade edeceğimizi buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Ulu Önder Atatürk'ün kurduğumuz bağımsız ve layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle çağdaş bilimsel değerler ışığında ileri götürmek ve edindiği birikimler ile çalışan meslek sahibi kesimleri temsil eden meslek odalarının paylaştığı ortak değerleri geliştirmek, dayanışma ve güç birliğiyle daha kapsamlı çalışmalar yaparak ilimize faydalı hizmetler sunmaya çalışacağız. Bir yıl süresince akademik odaların kamuoyundaki sesi olacağız. Vakfın verimli, etkin ve saygın bir platform olarak Bursa kamuoyuna tanıtılması konusunda merkezi ve yerel yönetimler, kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversite ve demokratik kitle örgütleriyle insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve sürdürülebilir bir kalkınma doğrultusunda ilkeli bir çalışma yaparak iletişim ve işbirliğini geliştirmek için katkı koyulması noktasında BAOB'u oluşturan odaların çalışma ve etkinliklerinin kamuoyuna duyurulması, ortak çalışmalar, açıklamalar yaparak kamuoyunun bilgilenmesini sağlanması yönünde çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca bugün 14 Mart Tıp Bayramı tüm sağlık emekçilerini sağlığımıza verdikleri katkılardan dolayı kutluyorum. Ve sağlık emekçilerinin tabip odası öncülüğünde etkinliklerini de olabildiğince katılıyoruz. Bugün de bir yürüyüşleri vardı. Halk sağlığının piyasaya terk edilmemesi noktasında uyarılarını destekliyoruz. Ve sağlık emekçilerinin özgürce, bağımsız bir şekilde sağlık hizmetlerinin sürdürülmesini destekliyoruz. Sözü daha fazla uzatmadan Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası olarak düzenlemiş olduğumuz bilgilendirme içerikli bu seminerimize katılarak bilgi birikimlerini bizlerle paylaşacak olan yeminli Mali Müşavir Sayın Mustafa Dündar'a teşekkür ediyor. Faydalı bir seminer olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla. Konuşmasından dolayı Sayın Oda Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sözü Mustafa Bey'e vermeden önce bir ilanda bulunmak istiyorum size. Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Duygu Çevik arkadaşımız size muhasebe standartları ile ilgili bir anket formu dağıtacak. Bunları cevaplayıp kendisine iletmenizi rica ediyoruz sizden. Teşekkür ederim. Seminer yapacak olan yeminli mali müşavir Mustafa Dündar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Mustafa. Sayın Başkanım,
Değerli meslektaşlarım, öncelikle tekrar sizlerle birlikte olma imkanını sunduğu için Sayın Başkanımıza huzurunuza teşekkür ederim. Bursa'ya geliş ne zaman başladı? İlk 2000 yılında gelmiştim. Dönem sonu işlemleri, semineri vardı TÜRMOL'un düzenlediği. 2000 yılındaki başlangıçtan sonra zaman zaman eğitim amaçlı gelip gittim. 2006 yılında da Bursa'da turne yapma imkanım doğdu. 2006 yılında da 2 ay Bursa'da kaldım. Yani Bursa yaşamımda size şunu da paylaşayım. Benim rahmetli babamın dayısı Bursa'da yaşıyor. Benim ilk Bursa'ya gelişim 1971 yılıdır. İstanbul'dan vapurla Yalova'ya geçip Yalova'dan da Bursa'ya gelmiştik. Hatta şehir merkezinde de bir evdeydik. Geldiğimizde de vefat etmişti. O dönemde 7 yaşındaydım. Olayı hatırlıyorum. Ben Bursa yaşamının içinde 51 yaşındayım şu an. Herhalde bir 40 yıllık dönemde sürekli uğradığım, sizlerin sayesinde gelip hem sizleri gördüğüm, sizlerle de hem bilgiyi paylaşma imkanında olduğu bir şehir oldu. Tabii geçen yılda biz bu konuları sizlerle paylaştık ama bu bir bayram namazı gibi her yıl beyanname verme dönemi geldiğinde ülkemizde doğal olarak konuyu tekrar etmek gerekiyor. Niye? Yılda bir kere yapıldığı için bu sistemi tekrar bir gözden geçirmek. İkincisi, hala ülkemizde vergi kanunları yönünden yaşanan sorunlar çözülmeden devam etmekte arkadaşlar. Esasında bu sorunlar neden kaynaklanıyor? Seminere geçmeden kısaca bununla ilgili olarak da yıllardan beri benim de gündeme getirdiğim bir husus vardır. Esasında bir hukuk devletinde esas olan hukuk normlarının eşit olarak kişilere uygulanmasıdır. Fakat bizim ülkemizde idareye tanınan yetkiler nedeniyle hukuk normları bir kenara bırakılıp idarenin normları uygulanmaya başlıyor. Bu her alanda var. SGK'ya gidin, SGK'da var. Efendim, Maliye'ye gidin, Maliye Bakanlığı'nda var. Bizim esas uygulamadaki yaşadığımız sıkıntı bundan kaynaklanıyor. Hatta geçenlerde bir öğretim üyesiyle sohbet ederken, Amerika'da mali hukuk alanında 5 yıl doktora yapıp gelmiş, bana şunu sordu. Siz dedi, Amerika'da dedi, bir vergi mevzuatını, federal devlet açısından, ne kadarlık, kaç sayfalık olabileceğini düşünüyorsunuz dedi. Valla dedim, bizim ülkedeki vergi mevzuatıyla kıyaslarsanız herhalde bizim ülke mevzuatının en az 1,5 katı falan olması lazım. 250 milyon nüfusu. Bana dediği şey şu oldu. Toplam 12 ciltte federal yapının tüm vergi mevzuatını öğrenebilirsiniz. Bize ciltler de sığmıyor artık. Hatta yine bir başka olayı da anlatayım. Ben mesleğe 2 yıl önce emekli olarak başladığım için biz ticaret sicili nedir bilmezdik. Sizleri çok iyi anlıyorum şu anda. Ülkemizde ticaret sicili de ayrı bir problem. Eşimin, arkadaşımın abisi gibi rica ettiler, geldiler. Bir şirketleri varmış. Bu şirketi nasıl sildirebiliriz dediler. Ben de dedim ticaret siciline gidin görüşün. Bu meşhur 6552 ile en son süresi uzatılan geçici 7. madde var. Ticaret siciline gittiler. Dediler ki işte vergi dairesinden adresinde bulunamadığı ya da diğer sebeplerle resen terk yazısını alın gelin. Biz sizin terk işleminizi yani infisa ettirelim resen. Geldiler bana dilekçesini yazdım. Gittiler aldılar. Sonra bir ticaret sicilinde de dilekçe yazar mısın dediler. Onu da yazdık. Yaşlıydı tabii. Yani 60'ın üzerinde bu kişiler. Ama şunu söyledim onlara. Hangi memurla konuştuysanız dedim ona gidin. Yani size dilekçeyle hallederim dedi ya çözerim. Tabii onlar da o memura değil yeni bir memura gittiler. Yani gitmişler daha doğrusu. Yanıma bir geldiler. İşte bize memur tasfiye kararı alacaksınız. Ondan sonra bu ticaret sicilinden silinecek. Biz dediler bu işimizi bitiremedik.
Dedim ki bu işi böyle yapamazsınız. Hatta notere gidip noterden işte defter tasdik edip tasfiye sürecine girmeye karar vermişler. O derece memur etkilemiş. Ertesi gün gidip aynı memurla görüşüp ve aynı zamanda müdürle de görüşüp sorunu çözdüler. Şimdi ilanı bekliyorlar. Esasında burada aşamadığımız ne? Memurun hukuk normunu kendine göre yorumlamasını aşamıyoruz maalesef. Temel problemlerimizden biri bu. Gerçekten demin Sayın Başkan'ın da dediği gibi bir de bunların içinde Angarya ile uğraşıyorsunuz. Anayasaya göre Angarya yasak ama artık neyin Angarya, neyin Angarya olmadığı da ülkede birbirine girmiş durumda. Kavramsal ifadeye neyi sokarsanız, bugün form BABS'yi Angarya mıdır değil midir? Beyannamede yapılan değişiklikler Angarya mıdır değil midir? En son Şubat ayında muhtasar beyannameyi verirken zorlanan meslektaşlarımız var mı? Ücretlerle ilgili olarak. Arkadaşlar, onu da anlatayım. İki dakika zamanınızı alayım. Bir vakıf var, danışmanlığını yaptığımız şirket olarak. Bu vakıfta emeklilik vakfı olduğu için gelir vergisinden istisna ücretleri var. Emekli ücretleri. Şimdi beyannamedeki kurgu neye göre yapılmış? Serbest bölgedeki ücret istisnaları, hatta beyannamede muaf işçi sayısını soruyor. Dikkatinizi çekti mi? Vergiden muaf işçi sayısı. Esasında gelir vergisinden hem muaf ücret vardır, hem de istisna ücret vardır. Bunu yazmışlar vakıfta. Bir türlü beyannameyi gönderememişler, telefon açtılar bana. Dediler ki ya biz bu beyannameyi gönderemiyoruz, ne yapacağız? Bizim kurul başkan yardımcımız vardı, birlikte çalıştığımız İsmail Üstad. Derdi ki istatistik yanlış rakamların doğru toplam, çarpım ya da bölümüdür. Dedim ki hangisini kabul ediyorsa sisteme yazın ya da boş geçin. Eğer hiçbir şeyi kabul ettiremiyorsanız dilekçele dedim bu durumu bildirelim. Yani mükellef iki gün doğrusunu yapmak üzere mücadele etti. En sonunda o bölümü boş bırakarak beyannameye gönderdi. Bu bile bir kişide eksik bir bilgisayar programındaki hatadan ya da öngörülmeyen bir işlemden siz o işlemin öngörülüp öngörülmediğini nasıl tespit ediyorsunuz? Deneme yanılma yoluyla. Böyle bir şey olabilir mi? Program değiştiyse o programda hangi ücretlerin kapsadığını sizin bilgi sahibi olmanız için size ne yapılması lazım arkadaşlar? Sunulması lazım. Bilgilenmeniz lazım. Nedir işte? Göç yolda düzelir. Biz yaptık. Oldu mantığıyla bugünlere geldik. Ve gidiyoruz. Ha, sonuçta nereye gideceğiz onu da göreceğiz. Arkadaşlar, gelir vergisine geçmeden önce hepiniz de belki basında da okumuşsunuzdur. Yeni bir yasa teklifi olarak sunulan iktidar partisinden iki milletvekilinin meclis başkanlığına 11 Mart'ta verdiği ismi yine torba kanunundan bir kanun var. Bu kanunda vergi kanunlarında da kısmi bir değişiklik yapılıyor. Bir vergi usul kanununa elektronik tebligat ekleniyor. Elektronik yoklama yapılması öngörülüyor. Katma değer vergisi kanununda bu İPA anlaşmaları çerçevesindeki istisna ile ilgili bir genişletme yapılıyor. Esas önemli değişiklik sermaye şirketlerinde sermaye artırımı ve kuruluştaki konulan sermaye ile ilgili bir düzenleme getiriliyor. Düzenlemenin temel mantığı şu. Diyor ki bir sermaye şirketi kurulduğunda ya da kurulduktan sonra nakdi sermaye yoluyla artış yapılırsa yıllık Merkez Bankası'nca belirlenen ortalama ticari kredi faiz oranı artırılan ya da yeni kurulanda konulan nakdi sermaye tutarı ile çarpılarak bulunan tutar kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen matrahtan indirilecektir diyor. Yani nereye eklemiş oluyor bunu? Kurumlar vergisi kanunun 10. maddesine ekliyor.
beyanname üzerinden yapılan indirimler. Ancak bunun hesabında şunu diyor, artışın gerçekleştirildiği ya da kuruluşun tescil edildiği ay tam sayılmak suretiyle dönem sonuna kadar olan kısma isabet eden bu indirim oranı tutarını beyannamede indireceksiniz diyor. Şöyle örnek vereyim basit olsun. Diyelim ki 100 bin lira sermaye ile bir AŞ kurdunuz. Ne zaman kurdunuz? Mart'ta kurdunuz. Mart'tan aralığa kadarki süreç kaç ay arkadaşlar? Mart dahil 10 ay. Ortalama ticari kredi faiz oranı %12 ise 100 bin liranın %12'si nedir? 12 bin. Her aya 1000 lira düşer. 10 aylık kısmı nedir? 10 bin liradır. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? O yıla ait kurumlar vergisi beyannamesinde bir matrah çıktıysa, diyelim 200 bin lira matrahınız çıktı, 200 binden 10 bini düşüyorsunuz. Burada daha da bir esneklik getiriyor yasa koyucu. Eğer bu teklif aynen yasalaşırsa, indiremezseniz de zarar nedeniyle ya da yeterli kazanç olmaması nedeniyle izleyen yıllarda da sınırsız olarak bu indirime izin veriyor. Ha bunu niye söylüyorum? Bu teklifte bu maddenin yürürlük tarihi 15 Mayıs 2013 olarak öngörülmüş. Dolayısıyla sermaye artışı yapmanız gereken şirketler varsa ya da yeni kuracağınız şirketler var ise bu yasa yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurarsanız ya da artırırsanız bu imkanlardan yararlanırsınız. Yani örneğin bizde bir şirket sermayesini Mart sonunda yapacağı bir genel kurulda 110 milyondan 500 milyona çıkaracaktı. Kararları falan alındı ama daha genel kurul gelmediği için biz bu şirkette dedik ki sermaye artırımını reddedin. Genel kurulda ilanlar falan yapıldı çünkü. İlana dayalı bir genel kurul yapılması gerekiyor orada. Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra olağanüstü genel kurul yapılarak sermaye artışını gerçekleştirin dedik. Yani %10'dan şöyle bir hesapladığımızda %8'den 20 milyona yakın bir indirim hakkına sahip oluyor. Yani küçük rakamlarda belki çok şey olmayabilir ama büyük sermaye artırımı yapılacak olan şirketlerde benim nacizane önerim İvedi değil ise, ötelenebilir bir durumu varsa bunlarda sermaye artırımını ya da kuruluş işlemlerini geciktirmenizi öneririm. Çünkü nakdi sermaye artırımlarını kapsıyor arkadaşlar. Öz varlıklardan, işte dağıtılmamış karlar, fonlar vesaire gibi unsurlardan yapılacak sermaye artışları bu kapsama girmiyor. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. Evet, gelelim gelir vergisindeki beyan. Sayın Başkanımızın da söylediği gibi gelir vergisi esasında yıllık kazançların bir beyannamede toplanarak beyan edilmesi ilkesine dayanır. Ama ülkemizde bu istisna aylık vergilendirme ne oldu? Kural haline geldi. Kanuna baktığımızda bir kişinin bir takvim yılında elde ettiği kazanç ve iratları tespit edip verginin konusuna giren bunların safi tutarını da bir beyannamede toplayıp beyan etmesi gerekiyor. Hangi beyannameleri veriyoruz gelir vergisi kanununa göre? Yıllık, muhtasar ya da münferit. Münferit veren hiç meslektaşımız oldu mu bugüne kadar? Herhalde hiç kimse bu örneği yaşamadı. Verebilir miydiniz? Verilebilecek kazançlar var. Bugün itibariyle devletimiz, yani Gelir İdaresi Başkanlığı, henüz münferit beyanname kapsamına giren işlemlerle ilgili bir risk analizi çalışması yapmıyor, geçmişte de yapmadı. Bunun en basit örneğini söyleyeyim. Diyelim ki Katarlı A şahsı gelip Bursa'da bir gayrimenkulü aldı, 5 yıl dolmadan sattı. Esasında ondan gayrimenkul alan alıcı, eğer o değer artış kazancı elde etmiş ise, gelir vergisi kanun hükümlerine göre, alıcının münferit beyanname verip arkadaşlar onun ödemesi gereken vergiyi de tahfiye tahakkuk ettirmesi gerekiyor. Ama bunun uygulamasını maalesef yapmıyoruz. Muhtasar beyannamede hepinizin bildiği gibi aylık ya da 3 aylık dönemlerde vergi kesintilerini beyan ediyoruz. Öncelikle bizim için kazancın beyan edilebilmesi
vergi kanunlarındaki verginin konusuna giren işlemin yapılması, vergi doğrulama olayın meydana gelmesi, istisna ya da muaf kılınmamış olması gerekir. Örneğin, siz ücret geliri elde etmiş iseniz ya da bir yerde bağımlı olarak çalışmaktaysanız, verginin konusuna giren ücret geliri elde ettiniz. Vergi doğrulama olayın gerçekleşebilmesi neye bağlıdır? Sizin ücret gelirini elde edebilmek için o iş yerinde, o iş yerine bağımlı olarak çalışmış olmanız gerekir. Eğer o ücret geliri vergiden istisna ya da muaf kılınmamış ise gelir elde eden yönünden, bunun için bizim doğan bu geliri vergilendirmemiz gerekir. Temel kural budur yapılması gereken. Yine gelir vergisinde verginin konusuna giren gelir unsurunu kim elde etmiş ise o beyanname verecektir arkadaşlar. Burada şöyle bir örneği de sizinle paylaşayım. Sıkıntılı konulardan biridir ama bazı durumlarda çıkıyor. Şimdi veraset ve intikal vergisi yönünden biz bir mükellef vefat ettiğinde ne yapıyoruz? İlk yaptığımız iş mirası reddettin mi, reddetmedin mi? Doğru mu? Mirasın red yöntemlerinden biri de şudur. Mirasçılar isterlerse mahkemeye başvurup 3 ay içinde ben mirası tutulacak olan deftere göre kabul ya da reddedeceğim diyebilir. Yani o defter nedir? Mahkeme tarafından tutulur. Mahkeme der ki bu ölen kişinin ölüm tarihine kadarki borcu bu, varlığı bu. Döner, bu mirası kabul mü ediyorsun, ret mi ediyorsun? Bu aileler arasındaki ya da kişinin problemleriyle ölen kişinin borçları vesaireleri tam olarak tespit edilemiyor ise kullanılacak yöntemlerden biridir. Bazı işlemlerde bu yola giden mükelleflerin mirası kabul etmedikleri için mal varlığının kontrolü nedeniyle kayyum atanıyor arkadaşlar. Bu belki 2 yıl 3 yılda sürebiliyor. İzmir'de, İstanbul'da bunun örnekleri çoktur. Kavgalı ailelerde ya da işte mirasın paylaşılamayacağı ailelerde. Bu durumda kimin adına tarihat yapacaksınız? Miras kabul edilmedi. Doğru mu? Kolay değil. Belli değil. Ama kimin adına yürüyor işlemler? Muris adına kim tarafından yürütülüyor? Kayyum. Esasında vergi doğrulama olayı gerçekleşmemiş olmasına rağmen anlattığım örnekte Maliye Bakanlığı'nın uygulamaları geçmişten beri diyorlar ki bunun kayyum adına vergisinin tahf ve tahakkuk ettirilmesi gerekir. Yani bu anlattığım örnek ne küçük ve kısıtlıdır o kişiler ne de burada bir mükellef vardır. Belki tüm miras reddedilecektir. Ortada ödenecek bir vergi de yoktur. Miras reddedilirse tüm kanuni mirasçılar tarafından devlete geçer arkadaşlar. Hangi geliri beyan edeceğiz? Kural arkadaşlar kazancın safi tutarıdır. Yani hasılattan giderler düşülür, kalan tutar beyan edilir. Hasılatın ve giderin gerçek olarak belirlenmiş olması genel ilkedir ve gelirin gerçek usulde tespiti deriz. Ancak bazı olaylarda hasılatı gerçek olarak belirleriz, gideri ise götürü olarak belirleyebiliriz. Ya da hem gideri hem hasılatı götürü olarak belirleyebiliriz. Örneğin, gayrimenkul sermaye iratlarında hasılat gerçektir, istenirse gider götürüdür. Diğer ücret gelir elde edenlerde ne hasılata ne gidere bakarız, kanundaki yazılı ölçü üzerinden vergilendirmesini yaparız. Ne zaman beyanname vereceğiz arkadaşlar? Şu 2014 olacaktı, özür dilerim. Gelir vergisinde yıllık beyannameyi takvim yılı esasına göre 1 Ocak 31 Aralık tarihine esas alıp beyannameyi de izleyen yılın Mart ayında vermemiz gerekir. Eğer 12 aylık özel hesap dönemi de olsa beyannamenin izleyen yılda ne yapılması gerekiyor? Verilmesi gerekiyor. Bunun istisnaları nelerdir? Memleketi terk halinde terke tekattüm eden 15 gün içinde verilir. İşi terk halinde vergilendirme dönemi terk tarihine kadardır. Ama bunun beyannamesi de gene terk edildiği dönemi izleyen yılın Mart ayıdır.
ölüm halinde beyannameyi ölüm tarihine kadar ve 4 ay içinde verilmesi gerekir. Münferit beyanname verilen hallerde ise kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde vereceğiz. Başında da demiştik, vergiyi doğuran olay nedir diye, bu gerçekleşmeden vergilendirme yapılamaz. Temel esasımız budur. Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay elde edilmeye bağlanmıştır. Yurt dışında elde edilen gelirlerle ilgili olarak gelir vergisi kanununda özel hüküm bulunmaktadır. Yani yurt dışında elde edilen gelirler Türkiye'deki sisteme göre elde edilmiş sayılmaz. Yurt dışında elde edilen gelirin Türkiye'ye intikal ettirilmesi, eğer intikal ettirilememiş ise mücbur sebepler nedeniyle mükelleflerin bunları tasarruf edebildiği yılda elde edilmiş sayılmaktadır. Örneğin yurt dışında bir mevduat hesabı açtırdınız. Fransa'da atıyorum, vadeli. Fransa'dan eğer bu vade sonunda parayı Türkiye'ye aktardıysanız ya da sizin hesabınıza gelir yazıldıysa gelir elde edilmiş kabul ediyoruz. Ama Fransa'da bir takım problemler çıktı. Bu gelir sizin adınıza tahakkuk ettirilemedi. Hesabınıza kaydedilemedi. O zaman bunları tasarruf edildiği yılda beyan etmeniz gerekiyor. Beyan edilme unsur ve esasları neler? Önce elde edilen kazanç unsurunu belirlememiz gerekiyor. Ücret mi? Zirai kazanç mı? Gayrimenkul sermaye iradeli. Ondan sonra kanunda şuna bakmamız gerekiyor. İlgili kazanç unsurunun beyanı zorunlu mu? Yani bu beyan dışı bırakılmış mı? Bir diğer sorumuzun da bu olması gerekiyor. Eğer bu kazanç unsuru beyan dışı bırakılmış ise o gelir beyan edilmeyecektir. Ama bu kazanç unsuru beyan dışı bırakılmamış ise burada bunun beyanı her hal ve takdirde zorunlu mu? Yani ihtiyari mi, zorunlu mu? İstisna mı kılınmış, muaf mı, ihtiyari mi? İstisna ya da muafiyette de bazen şarta bağlı dediğimiz kısmi istisna ya da muafiyet olabilir. Gayrimenkul sermaye iratlarındaki konut istisnası gibi ona bakmamız gerekiyor. Beyan edilmeyecek gelirlerimiz neler? Zaten birçok gelirimizi beyan etmiyoruz arkadaşlar kural olarak. Nelerdir? Türkiye'de açtırılan ve tekifat suretiyle vergilendirilen her türlü mevduat faizi arkadaşlar. Tutarın ne olursa olsun beyanname verilmez. Beyanname verilse bile bunlar ilgili beyannamede kazanç unsuru olarak dahil edilmez. Menkul kıymet yatırım fon ve katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden elde edilen gelirler. Tabi bunlar Türkiye'de gerçekleşmiş olması gerekiyor. Yurt dışındaki bir bankada ya da yurt dışındaki bir yatırım fonundan gelir elde etmiş isek bunları beyan etmek zorundayız. Bunun da ayrımı da buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine 1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilen hazine bonosu ve devlet tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri, alım satım kazançları, tek işverenden elde edilen ve tekip suretiyle vergilendirilen ücretler, vergiden istisna kılınan ücret gelirleri, uluslararası anlaşmalar uyarınca vergilendirme yetkisinin Türkiye'de bulunmayan gelirler ve yine 1-1-2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan devlet tahvili, gelir ortaklığı senetleri vesaire gibi gelirler, ayrıca diğer ücret gelirleri. Peki hangi geliri beyan edeceğiz? Başkanımızın da dediği gibi zirai, ticari ve serbest meslek kazançlarını beyan etmemiz gerekiyor. Ama hangisini? Hepsini mi? Hayır. Gelirin muaf olmaması gerekir. Kim açısından? Tabii ki elde eden açısından. Yani vergiden muaf esnaf, ticari kazanç elde etmesine rağmen beyanname vermeyecektir. İkinci unsurumuz, ticari kazançlarda kazancın basit usulde ya da defter tutmak suretiyle gerçek usulde tespit edilmiş olması, zirai kazancın gerçek usulde tespit edilmiş olması, serbest meslek kazançlarında gene defter tutmak suretiyle gerçek usulde tespit edilmiş,
ve vergiden de istisna kılınmamış olması gerekir. Örneğin telif hakları serbest meslek kazancıdır. Gelir vergisinden istisnadır. Peki defter tutabilir misiniz? Telif hakkı elde eden bir kişi, gelir elde eden. Hiç karşılaştınız mı? Sürekli olarak telif hakkı satan ya da kiralayan, kendine ait telif hakkını ya da kanuni miras kanuni mirasçılık sıfatı nedeniyle intikal eden telif haklarının satışı, kiralanması gelir vergisinden istisnadır. Ama isterse bu kişi bunu sürekli olarak yapıyorsa defter tutabilir arkadaşlar. Serbest meslek makbuzu düzenleyebilir. Ancak elde ettiği bu kazancı istisna olduğu için beyan etmez. Bunun örnekleri vardır ülkemizde. Ve defter tuttuğunda da sadece neyi sağlar biliyor musunuz? Katma değer vergisi indiriminden yararlanmayı sağlar. Zaman zaman bu sorularda karşılaşıyoruz. Peki, istisnalara baktığımızda gelir vergisinde istisnalar, sınırlı istisnalar nelerdir diye baktığımızda bir, gayrimenkul sermaye iratı. Bu da sadece konut kirasıyla sınırlıdır. 2014'teki elde edilen hasılat, 3.300 liraya hasılatın 3.300 lirası vergiden istisna edilmiştir. Yararlanma şartlarına da biraz sonra bakacağız. Değer artış kazançlarında ise 2014 yılındaki istisna tutarı 9.700 TL'dir. Arzi kazançlarda bu tutar 21.000 liradır. Ancak bunlar hasılat istisnası değildir arkadaşlar, kazanç istisnasıdır. Konut hasılata uygulanır, diğerleri kazanca. Yine tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarının %50'si gelir vergisinden istisna kılınmıştır. İhtiyari beyan dediğimiz gelir vergisi kanunun 86. maddesine göre beyan edilmesi gereken unsurların hangilerinin olduğunun belirlenmesinde kanun koyucu özel düzenlemeler getirmiştir. Buradaki düzenlemede de mükellefiyet türüne göre farklılık yaratılmıştır. Dar ve tam mükellefler yönünden neler beyan edilecektir? Önce dar mükellefle bakalım. Eğer dar mükellef Türkiye'de ücret, menkul sermaye iradı, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve irat elde etmiş ve elde edilen bu kazanç üzerinden Türkiye'de tekif suretiyle vergilendirilmiş ise bunlar bu geliri beyan etmeyecektir arkadaşlar. Tutarı ne olursa olsun. Ama tekif suretiyle vergilendirilmemiş ise bu kazançlar eğer vergilendirme yetkisi Türkiye'de ise Türkiye'de beyan edilmek zorundadır. Yine ülkemizde arkadaşlar varlık kiralama şirketleri ve tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar içinde dar mükellefler beyanname vermeyecektir. Gelelim tam mükelleflere. Özür dilerim. Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına. Biliyorsunuz 1997 yılından beri Türk vatandaşı olup yurt dışında oturma iznine ya da çalışma iznine sahip vatandaşlarımızın elde ettiği gelirler yönünden her yıl için durumuna bakarak dar mükellef statüsünde mi, tam mükellef statüsünde mi bakmamız gerekiyor. Yurt dışında bulunan vatandaşımız Türkiye'de 6 aydan az kalmış ise ya da Türkiye'ye yerleşmek niyetine gelmemiş ise ve şu koşullardan herhangi birini sağlıyor ise oturma veya çalışma izni koşulunda bunlar vergilendirme rejimi yönünden dar mükellef statüsündedir. Eğer bunlar Türkiye'de 6 aydan fazla kalmış ya da Türkiye'ye yerleşmek niyetiyle gelmiş ise artık o dönemden itibaren tam mükellef statüsünde vergilendireceğiz. Bir de bu kişilerin bulundukları ülkelerde elde ettikleri gelir tekif suretiyle vergilendirilmiş ve gelir
vergisi ya da benzeri bir vergiye tabi tutulmuş ise bunlar gelir vergisi kanunun 3. maddesinin parantez hükmünden de yararlanacaklar. Örneğin yurt dışında bu vatandaşımız Almanya'da ikamet ediyor. Almanya'da oturma iznine de sahip. Orada elde ettiği gelir mevduat faiz geliri Almanya'da vergilendirilmiş. Bunlar için zaten Türkiye'de bu parantez hüküm uyarınca ayrıca vergilendirme yapmayacağız. Beyanname verilmeyecek. Bizim en çok karşılaştığımız husus 86'ya 1'in uygulaması. Her yıl yaptığımız bu. Bakalım 86'ya 1'de tam mükellefler yönünden bir kere genel kural şu. Kazanç ve istisnaatler içinde kalan kısım için beyanname vermeyeceğiz. Eğer sizin elde ettiğiniz kazanç gerek kısmi gerekse tam istisna olsun kanunda belirlenen haddi aşmamakta ise o kazancı beyan etmiyoruz. Zirai kazançlarda da eğer zirai faaliyet sonucu elde edilen gelir defter tutmak suretiyle tespit edilmiyor ise yani gerçek usulle vergilendirilmiyor ise bu zirai kazancı da beyan etmiyoruz. Tutarı ne olursa olsun. Toplama da dahil etmiyoruz. Yine tam mükellefler tarafından gelir vergisi kanunun 75. maddesinin bir nolu fıkrasının 15 ve 16 numaralı bentlerinde yer alan bireysel emeklilik sistemi ile orada belirtilen sigorta ve emekli şirketleri tarafından yapılan ve menkul sermaye iradı sayılan ödemelerde tutarı ne olursa olsun beyan edilmiyor. Ücretler yönünden ise durum biraz daha farklılaşıyor. Ücretlerde genel kural Türkiye'de tekif suretle vergilendirilmiş ise beyan edilmemesi. Ancak bir kişinin birden fazla ücretinin olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Eğer bir kişi tek işverenden ücret gelir elde etmiş ve tekifat suretiyle vergilendirilmiş ise beyana dahil edilmiyor. Diğer kazanç ve iratları için beyanname verse bile dahil edilmiyor. Zaten eğer o ücret vergiden istisna edilmiş ise ya da işte diğer ücret geliri ise yine beyanname vermeyecek. Şimdi ücretler açısından menkul sermaye iradı ve gayrimenkul sermaye iradında biliyorsunuz yasa koyucu beyan edilip edilmeyeceğini belirlerken tarifenin ikinci gelir dilimine uygulanan tutarın aşılıp aşılmadığına bakılması gerektiğini söylüyor. Kanuna baktığımızda ifade şu, vergiye tabi gelir toplamının ne demekse bu, 2014 yılı için 27 bin lirayı aşıp aşmadığına bakacağız diyor. Peki bu vergiye tabi gelir ifadesinden safi kazanç mı, gayri safi kazanç mı anlayacağız? Benim görüşüm safi olması gerektiği yönündedir arkadaşlar. Yani istisnaları düşüp kazanç üzerinden giderleri düşüp doğrudan doğruya vergiye tabi geliri kıyaslamak gerekir. Geçen yıl ücret rehberinde safi olduğunu ifade ettiler. Ücret gelirleriyle ilgili vergilendirmeye ilişkin hazırladıkları rehberde Gelir İdaresi Başkanlığı. Ama diğer kazanç ve iratlar için hala şu konu muallaktır. Safi mi, gayri safi mi? Gelelim şimdi ilk elde ettiğimiz gelir. Hep dedik tekifat suretle vergilendirilmiş ise bazen tekifat suretle de vergilendirilmeyebilir arkadaşlar. Eğer elde edilen gelir menkul sermaye iradı ve gayrimenkul sermaye iradı ise bir takvim yılında elde edilen tutar 1400 lirayı aşmıyor ve tekif suretiyle vergilendirilmemiş ise beyan etmiyoruz. Örneğin Kıbrıs'ta bir bankada vadeli mevduat hesabı açtırdınız. Kıbrıs'ta elde ettiğiniz gelir 1400 lirayı aşmıyor ise o takvim yılında beyan etmiyoruz. Ama bu 1400 liralık sınır arkadaşlar şöyle hesaplanıyor. Menkul sermaye iradı artı gayrimenkul sermaye iradının toplamı. Diyelim ki Türkiye'de basit usulle vergilendirilen bir mükellefe iş yerinizi kiraya verdiniz, 1000 lira kira gelir elde ettiniz. Tekif suretle vergilendirilmedi. Çünkü basit usulle vergilendirilenin
vergi sorumluluğu görevi yok. Diğer taraftan Kıbrıs'ta da bir banka hesabından da 500 lira gelir elde ettiniz. 1000 artı 500, 1500 lira arkadaşlar. İkisini de beyan etmeniz gerekir. Yani buradaki 1400 liralık sınır toplam menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarından tekif yoluyla vergilendirilmeyenlerin toplamıyla karşılaştırıyoruz. Evet, bunun örnekleri neler? Kıyı bankacılığı, hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponların satışından elde edilen bedeller, iştirak hisselerinin henüz sahibi adına tahakkuk etmemiş bedeller, senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları, her çeşit alacak faizleri. Ülkemizde arkadaşlar, burada dikkatinizi çekeceğim konu, şu her çeşit alacak faizi ifadesi tehlikeli bir hal almaya başladı. Şöyle ki, örnek bir olay anlatayım size. X şahsı iş yerinde sözleşmesinin devam eden iş sözleşmesi sırasında işveren tarafından işten çıkartılıyor. İşten çıkartıldıktan sonra mahkemeye gidiyor ve mahkemede de işverenin haksız olduğuna ve bu işlemden dolayı da şu kadar TL maddi tazminat ödemesine hükmediliyor. Şimdi bazı özelgelerde, burası da karmaşıktır biraz, bu maddi tazminat bir ücret karşılığı olmadığı için o dönemdeki, bunu alacak faizi olarak değerlendiriyoruz. Diyoruz ki alacak faizi olarak beyan et. Yine biraz sonra gayrimenkul sermaye iratlarında da bahsedeceğim. Kira gelirini zamanında tahsil edemedi mükellefimiz. Mahkemeye gitti. Mahkemede de faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Onun tamamı arkadaşlar gayrimenkul sermaye iradı değil. Dava konusu edilen asıl kira tutarı gayrimenkul sermaye iradı. Eklenen faiz tutarı ise alacak faizi olarak beyan etmeniz gerekiyor. İdarenin görüşü bu. Ama oku kime onu da biraz sonra göreceğiz. Yine tam mükelleflerde ücret gelirleri yönünden dedik ki birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi gerekiyor. Eğer Türkiye'de tamamı tekif suretiyle vergilendirilmiş ise birden sonraki işverenden alınan ücret gelirlerinin toplamı 27 bin TL'yi aşmakta ise artık o mükellefimiz esasında tekif suretle vergilendirilmemiş gayrimenkul ve menkul sermaye iratları dışında beyana tabi tüm gelirlerini beyan etmesi gerekir. Bunu da unutmayın. Artık onun 27 bin lirayı aşan birden fazla işverenden ücret gelir elde etmiş ise konut kirasını da gayrimenkul sermaye iradını da istisnadan yararlanıyorsa konuttaki tutarı düşeriz. Beyan etmesi gerekir arkadaşlar. Hocam, efendim. Birden sonraki derken en yüksek aldığı ücreti eliyor. Şimdi arkadaşlar burada hangi ücretlerin ikinci ve üçüncü ücret olacağını kişi kendi belirliyor. Örneğin siz birinci işverenden 50 bin lira aldınız, ikinci işverenden 15 bin lira aldınız. Doğal olarak ne yapıyorsunuz? Benim için birinci işveren 50 bin lira diyorsunuz. Bu size bağlı. Ama bazen bunu tersine de kullanabilirsiniz. Şöyle ki, diyelim ki sizin indirim hakkından yararlanacağınız bazı harcamalarınız olabilir beyanname verdiğinizde. Dersiniz ki, belki iade de alacaksınız devletten o beyannameyi vermekle. İlk işverene 15 bin lira kabul edersiniz. İkinci 50 bin dersiniz. Beyannamede beyan edersiniz. Tekif suretiyle ödenenleri mahsup edeceksiniz. Örneğin eğitim, sağlık vesaire gibi harcamalarınıza düştüğünüzde belki devletten iade de alırsınız. Bunun örnekleri de vardır arkadaşlar. Yani bu işte bir vergi planlamasıdır. Yani bu tamamıyla kişinin isteğine bağlıdır. Tekifat diyoruz. Tekifatta bir kere şunun altını tekrar çizmemiz gerekiyor ve bir konu var. Onu da sizlerle burada tartışalım. Vergiye doğuran olay biliyorsunuz 94. madde kapsamına giren vergi kesintilerinde ödeme yapılması. Ama bu ödeme nakden yapılabilir doğrudan
ya da hesaben yapılabilir. Yani tekifata tabi işlemden alacaklı olan kişiyi kanuni defterlerde alacaklı göstermek tekifat için yeterlidir. Arkadaşlar bu sene en çok bizim mükelleflerden gelen soru şu oldu. 2014 yılı geçmişti ama diyor ki ben gayrimenkul sermaye iradını beyan edeceğim. İş yerini kiraya verdim. Fakat benim kiraya verdiğim kişi banka hesabıma parayı ödemiş fakat bunu beyan etmemiş. Vergi kesintisine tabi tutmamış. Ne yapacağız? Ne diyorsunuz? Hayır. Kiracının yerine getirmediği bir yükümlülükten dolayı. Burada iş şöyle karışıyor. Şimdi brüt tutarımı esas alacağım diyor birincisi. Kira kontratında diyelim 100 bin liraydı. 20 bin lira vergi kesintisi yaptı, 80 bin lirayı ödedi. Bir kere diyor benim hasılatım bu durumda 80 bin lira mı, 100 bin lira mı? 100 bin lirayı esas aldım, 20 bin lirayı mahsup edecek miyim, etmeyecek miyim? Hiç karşılaştınız mı? Ya bu sene 5-6 tane soru geldi böyle Ankara'da. 80 bin lirayı. İdare 80 bin lirayı. 80 bin lirayı. Bir kere beyan etmemişse şey yapmıyor. Şimdi arkadaşlar, genel kural şudur esasında. Buradaki olması gereken kural olarak 100 bin lirayı beyan edersiniz, 20 bin lirayı mahsup edersiniz. Vergi sorumlusu bu yükümlülüğünü yerine getirmediği için idarenin bunun üzerine herhangi bir niza yoksa, bir şey yoksa, muvazzaa yoksa idare vergi sorumlusuna yönelir der ki sen yükümlülüğünü yerine getirmedin, takdire sevk ediyorum. Sen bu 20 bin lira vergiyi faizi ve cezası ile birlikte bana ödeyeceksindir. Doğru mu? Demeli. Hukuki olanı budur. Ama biz sistemde ne yapıyoruz? Siz beyannameyi verdiniz, 20 bin lira mahsup. Kim? Vergi kimlik numarası şu. Sistem ne yapıyor? Aptal bir sistemimiz var ya. Gidiyor vergi kimlik numaralı vatandaşa. Bakıyor ki orada tekifat yok. Diyor ki kusura bakma. Çünkü diyor sen karşı tarafın beyan etmediği ve ödemediği bir vergiyi mahsup ediyorsun. Hadi beyan etseydin mahsup ederdin, iade etmezdim. Genel yaklaşım bu. Hiç beyan yok. Bu beyannameyi düzelt diyor. Arkadaşlar buradaki temel kural şu olmalı. Eğer bunu tespit ettiyseniz idarenin görüşü yanlıştır. Ben 100 bin lirayı beyan ederim. O tevkifatı yapmayan mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine yazıyla durumu bildiririm. Artık o onun bir görevidir. Ben hiç beyanname vermeseydim yine tevkifatı yapmayacak mıydı? Yapacaktı. Yani tabiatını. Dolayısıyla bu tip olaylarla karşılaşıldığında olması gereken kiracının bağlı olduğu vergi dairesine siz beyanname vermeden durumu bildirip artık idarenin sorumluluğuna konuyu atmanız gerekiyor. Sizin beyannamenizin doğru olması lazım. Burada bir de şöyle bir durumla karşılaşıldı. Geçmişte yaşadığımız bir örnektir. İdare şöyle bir görüş verdi. Örneğin siz gittiniz 80 bin lira üzerinden beyannameyi verdiniz. Daha sonra da idare vergi sorumlusuna zamanında bu tarihatı yapmadın diye tarihat yaptı. O tarihatta diyor ki idare bunun diyor beyanname dönemi geçti. Mart ayı geçti. O da beyan etti. Burada diyor bunun cezasıyla faizini al diyor. Geçici vergiye sokuyor işi. O külliyen yanlıştır. Çünkü siz 100 bin lira beyan edip 20 bin lirayı mahsup ettiğinizde iade almanız gereken bir vergi de çıkabilir. O vergiyi ödemek zorunda olan da siz değil, vergi sorumlusudur. Ya da idare mahsup imkanını vermediyse o zaman ondan alıp ne yapması gerekir? Asıl mükellefine ödemesi gerekir. 80 bin beyan edenin idarenin... 80 bin de vergi hukuku yönünden eksik beyan olur. Hayır, 20 bin lira elde ettiğinizi düşünün veya 25 bin lira sınırın altında mı üstünde mi? Brütü dikkate alarak gelmeniz lazım. Çünkü size o ödemeyi yaparken kira kontratına göre tekifat yapmak zorunda ise size yapılan ödeme
tevkifat düşüldükten sonraki net ödemedir. Her hal ve takdirde ödenen tutarın 0.80'e bölünüp brütleştirilmesi lazım. Sizin doğru beyanınız olur. Yani burada sözleşme, kira sözleşmesine bakması gerekmez mi yani? İdarenin kira sözleşmesine bakması gerekir ama eğer sizin aksine bir iddianız varsa, yani efendim bu adam stopaj yapmadan ödedi, kira sözleşmem 100 bindi, 100 bin gönderdi diyor iseniz sözleşmeyi ibraz etmeniz gerekir. Ama 100 bindi kontratta, zaten 80 bin lira göndermiş tevkifatı yaparak. İdare de zaten o 100 bini o şekilde esas alıyor. Aksi bir durum varsa sizin ispatlamanız yani, idareye kira... Kontratta brüt 100 bin, brüt 80 bin demişse... Yatırdığına bakacaksınız. Brüt 80 dedi, 80 yatırdı. O zaman sizin açınızda 80 tevkifatsız yatırılan bir tutardır. Ama eksik işlem yapmıştır karşı taraf. O zaman onun yapması gereken tevkifatı esas alıp ona göre beyanname vermeniz lazım. Bir de tamamı tevkif suretiyle ödenen mantığına uyacak mı? Hani beyan edip etmeyeceğimiz gelir. Şimdi oradaki tamamı tevkif suretiyle derken, eğer kanun koyucu kiracıya tevkifat sorumluluğu getirmişse yeterlidir. Vergi kesenlerin sorumluluğu başlığı altında o sorumluluğu yerine getirmemenin yükümlüsü onu yapmak zorunda olan kiracıdır. Onun yerine getirmediği bir yükümlülükten dolayı da kanundaki mal sahibine yüklenen ödevlerin eksik hesaplanması ya da fazla hesaplanması sonucunu doğurmaz. Burada görev idarenindir. Yani biz iş yeri olarak kiraya verdiysek biz onu tevkifat yapılsa da yapılmasa da tevkifat yapılmış kabul. Tabii. Mükellef mi değil mi? Basit usulle değilse onun tevkifat sorumluluğu varsa o kişinin yükümlülük ona aittir. Çünkü o zaman idare niye bana tevkifat yapılacak şeyi getiriyor? Ben de oturayım, anlaşayım. Yapma kardeşim tevkifatı diyeyim. O da vergi usul madde 8'e göre nedir? Özel sözleşmelerle mükellefiyet ve vergi sorumluluğunu değiştiremezsiniz. Buyurun. Yabancı para cinsinden yatırıyor. Evet. Fakat TL çevirmede yanlış yapıyor. Merkez Bankası'nın efektif alış kurma dikkate almadan TL çeviriyor. O şekilde tevkifat yapıyor. Farklılıyor. Bu durumda mı yapıyorlar? Şimdi orada sözleşme dolar üzerinden ya da işte euro üzerinden, döviz cinsinden yapılmış olmakla birlikte ödeme TL olarak yapıldığı için ödeme TL olarak yapıldığı için değil mi? Doğru olarak yapıldığı için size yalnız orada şunu göremezsiniz bakın. Ödenen tutarı esas alıyorsunuz da şimdi bakın hesaben on hangi tarihte sizi alacaklandırdı? Hayır bakın banka hesabındaki fiili ödeme. Atıyorum bir ayın birinde muhasebe kaydında dedi ki kira ödemesi şey, tevkifatını yaptı 360 vesaire dedi ki diğer borçlar bu tarihte yapacak tevkifatını ama siz ayın 20'sinde ödedi. Ayın 1'indeki tevkifatın matrağı ile sizin banka hesabına aktarıldığı 20'sindeki tutar aynı olmaz. Onun için anlattığınız olayda şu var mı yok mu buna bakmanız gerekiyor. Size o mükellefin, yani o vergi sorumlusunun tevkifatı hangi tarih itibariyle yaptığını ve o tarihteki döviz kurunu bildirmesi gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani siz şunu bilmediğiniz için şuradan hareket ederek gidemezsiniz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Kişi konutunu şirkete kiraya verirse, tevkifat söz konusu olacak mı? Değerli. Şimdi arkadaşımızın sorusu şu. Diyor ki kişi sahibi bulunduğu konutu şirkete kiraya verirse, sahibi bulunduğu konutu şirkete kiraya vermesi bizim özelgelerimizde yine Maliye Bakanlığı harikalar yaratıyor. İş yeri kirası olarak kabul ediyor arkadaşlar. Örnek de hatta şu. Amaca bakmıyor. Şöyle hatta çok ilginç bir örneği var bunun. Vatandaş Sosyal Hizmetler Kurumu'na konutunu kiraya vermiş. Bu sosyal hizmetler açısından ev olarak da kullanılması gereken şeyler var ya, bu diyor bir
iş yeridir esasında diyor, kuruma kiraya vermişsiniz diyor. Burada diyor iş yeri kirası olarak kabul ederim diyor. Bu bir. Eğer siz onu iş yeri ya da konut olarak ne adla verirseniz verin, bakanlığın yaklaşımı bu diyor iş yeri kirasıdır. İki, kişi bedelsiz kiraya verdiyse, o zaman diyor bir hesaben ya da nakden ödeme olmadığı için diyor tekifat yapmayacaksın. Emsal kira bedeli esasına göre diyor yıllık gelir vergisi beyannamesi vereceksin. Evet. Eğer bir bedel öngörülmüş ise o zaman diyor tekifat yapacaksın. Sen diyor bir mükellefsin. Gene aynı konut ya da işleri olsun olmasın. O takdirde diyor ona göre beyannaminde 27 bin lira yaş başmadığına bakıp verip vermeyeceğini belirleyeceksin. Yani orada fiili olguya bakması gerekiyor normal şartlarda. Yani. Arkadaşlar iş yerine örneğin iş yeri genel müdürüne lojman tahsis etmek isteyebilir. Onu da kiralar, onun kullanım amacı da konuttur lojmanı. O zaman bizlerin de lojmanda otururken devletten biz konut olarak değil iş yeri olarak kullandık onu. 15. Bir ara vereyim mi arkadaşlar? Devam edeyim mi? Tamam bir ara verelim. Örneğimizde birden fazla ücret gelir elde eden ve tekif suretiyle vergilendirilen bir kişinin sadece ücret geliri açısından baktığımızda birinci işverenden 30, ikinci işverenden 15, üçüncü işverenden de 20 bin lira ücret gelir elde etmiş. En büyüğünü birinci işveren olarak dikkate aldığımızda geri kalan 15 artı 20, 35 bin TL, 27 bin liradan büyük olduğu için tümünü beyan etmek zorunda. Ha burada ki bu tutarlar arkadaşlar vergiye tabi matrahtır. Ücret bordrosundaki. Yani safi tutarlara esas alacaksınız. Sakatlık indirimi, sigorta primlerinin indirimi gibi bürüt ücretten indirimleri yapıp vergiye tabi matrağa ulaştıktan sonra vergiye tabi matrahların her bir işverendeki çalışma süresine göre toplayıp karşılaştırmanız gerekiyor. Şuna dikkat edin. Bir kişi aynı yıl içinde birden fazla işveren de çalışmış ise arkadaşlar her birini ayrı bir işveren olarak göreceğinizden onlara da dikkat edin. Yani örneğin A şahsı 3 ay bir iş yerinde çalıştı 10 bin lira ücret gelir elde etti. İkinci iş yerinde 6 ay çalıştı 30 bin lira elde etti. Dördüncü iş yerine geçti ücreti çok yükseldi 50 bin lira ücret gelir elde etti. Bunların her biri ayrı bir işverendir. İş yeri olarak neyi kabul edeceğiz? Mükellefi mi? SSK numarası mı? SSK numarası değil, iş yeri olarak mükellefi kabul edeceksiniz. Tek vergi sorumlusu mu, birden fazla vergi sorumlusu mu tekifat yaptı? Öyle değil. SGK'da esas iş yeri üzerinden gider, değil mi? Ama vergide mükellef üzerinden gider. Vergide tektir bizim muhatabımız. Şirketse kanuni merkezdir. Gerçek kişi ise, iş yeri varsa iş yeridir, iş yeri yoksa ikametgahıdır. Gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında da aynı iş yerinde olduğu gibi vergiye tabi gelir toplamı arkadaşlar 27 bin lirayı aşıyor ise tümünü beyan ediyoruz. Eğer 27 bin lirayı aşmıyor ise ve Türkiye'de tekifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarını tekif suretine vergilendirilen her iki gelir unsurunu beyan etmiyoruz. Tekif suretine vergilendirilen menkul ve gayrimenkul sermaye iratları dediğimizde en çok uygulamasını yaptığımız gayrimenkul sermaye iradıdır gerçi. 27 bin lirayı geçerse tümünü beyan ediyorsunuz artık arkadaşlar. Beyanı gereken menkul sermaye iradını da gayrimenkul sermaye iradını da beyan etmemiz gerekiyor. Gelelim örneğimize. Gerçek kişi tam mükellef olarak kabul ettiğimiz tekif suretiyle vergilendirilmiş 15 bin lira iş yeri kirası var. Tam mükellef kurumdan da 30 bin lira kar payı. Yani biri menkul sermaye iradı,
Diğeri gayrimenkul sermaye iradı. İş yeri kirası 15, 30'da kurumdan alınan kar payı, ama kar payının %50'si nedir? İstisnadır. Dolayısıyla 15 bin artı 30 bin bölü 2 eşit 30 bin lira olduğunda 15 bin lira gayrimenkul sermaye iradı, 15 de menkul sermaye iradı olarak ikisini de bu örnekte beyan edecektir. Yine gerçek usulle vergilendirilen serbest meslek kazancı var, 10 bin lira. Diğer taraftan tekil suretle vergilendirilen iş yeri kirası var, 15 bin lira. Toplam 25 bin lira olduğu için vergiye tabi gelir. Bu mükellef sadece serbest meslek kazancını beyan eder arkadaşlar. Tekil suretiyle vergilendirilen gayrimenkul sermaye iradını beyan etmeyecektir. 25 bin lirayı aşmadığı için. Anlaşıldı mı? Okey. Tekil suretiyle vergilendirilmemişse eğer? O zaman beyan etmek zorunda. Yani diyelim ki bir basit usulle vergilendirilen bir mükellef olsaydı şeyi her elbet takdirde beyan edecek, serbest meslek kazancını defter tutmak suretiyle tespit etmiş ve vergiden istisna değilse 15'inde tamamını beyan edecek. Orada 1400 liraya bakacağız. Ücretler olsaydı hocam buna ilgilenmiyor. Yani ücret olsaydı, tek işverenlerin ücret gelir elde ettiyse beyan etmeyecekti. Ücretlerde ayrıca bakıyoruz. Birden fazla işverenlerin ücret gelir elde etmiş ise sadece ücret gelirleri birden sonrası 27 bin lirayı aşmakta ise tekil suretle vergilendirilenlerin, o zaman hem gayrimenkul sermaye iradına hem şeyi beyan etmesi gerekir. İki tane ücret var fakat 27 bin o vakitte aşmıyorsa ücreti beyan etmiyorsunuz. Bunlar var. Ücreti hiç beyan etmiyorsunuz, sadece şeyi beyan ediyorsunuz. Ücret, serbest meslek kazancı. O zaten beyan dışı artık. Onu atıyorsunuz ücret. İlginç bir şeyimiz var. Yine bu örnekte bir gerçek kişi, tam mükellef, alacak faiz elde ediyor 1500 lira. Gerçek usulle vergilendirilen 10 bin lira serbest meslek kazancı 1400 lirayı aştığı için alacak faizi 10 bin artı 1500, 11.500 lirayı beyan etmesi gerekiyor. Eğer bu tutar 1390 lira olsaydı alacak faizi, o zaman sadece serbest meslek kazancını beyan edecekti ya da ticari kazancını. Gelelim istisna uygulamasına gayrimenkul sermaye iratlarında. İlk bölümde de söyledim. Konut hasılatına uygulanan bir istisnadır. Tutarı 3.300 liradır. Ancak istisna uygulaması şarta bağlanmıştır arkadaşlar. Yani her konutu kiraya veren bu istisnadan yararlanmayabilir. Şartları neler? Birincisi, kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar bu istisnadan faydalanamaz. Örneğin bir serbest muhasebeci, mali müşavir istediği kadar istisna ettiğinin altında hasılat da elde etse yararlanamayacaktır. Niye? Serbest meslek kazancını beyan etmek zorundadır çünkü. Bu birinci kısmı. Bir de ikinci kısımda, İstisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, yani 3.300 lirayı geçmesi halinde beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, istisna haddleri içinde kalmış, kalmamış, 1490'ın altında kalmış vesaire, 1400'ün altında kalmış hiç bakmaksızın, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 97 bin lirayı aşmakta ise istisnadan faydalanamayacak. Biraz sonra örneğinde yapacağız. Burada ne, hangi kazanç unsuru yok arkadaşlar? Zirai kazanç yok. Evet, bunu nasıl uygulayacağız? Hangi kazanç unsurları? Ücret, değer artış kazancı, arzi kazanç, gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iradı. 97 bin liralık tutarın hesabında istisna tutarlara hiç dikkate almıyoruz. Örneğin kıdem tazminatı aldınız. Vergiden istisna mı? İstisna. Kıdem tazminatı da 97 bin liralık tutarın içine giriyor. Emekli maaşı aldınız. Ücret olarak istisna mı?
istisna dahil ediyorsunuz. İhbar tazminatı aldınız. Bunlar da ücret denildiği için dahil etmek zorundasınız. Faiz gelir elde ettiniz, beyana tabi değil. Tekif suretle vergilendirildi. 97 bin liraya dahil ediyorsunuz. Dolayısıyla istisnadan yararlanacak mükellefin beyannamesini doldururken bu mükelleften tutanaklı arkadaşlar, yarın eksikti, fazlaydı tartışması yapmak istemiyor iseniz yazılı beyanını alın. 2000... Bu ne zaman geldi? Geçen yıldan itibaren uygulanıyor. 2013'te geldi. Gelelim uygulamasına. Örneğin bayanı 2014 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 3000 lira kira geliri. Tamamı tekif yoluyla vergilendirmiş 20 bin lira iş yeri kira geliri. Yine tamamı tekif yoluyla vergilendirilmiş birinci işverenden 45 bin lira, ikinci işverenden ise 30 bin lira ücret geliri elde etmiş. Burada bir ve ikinci işverenden alınanlar da dahil oluyor. 97 bin liraya arkadaşlar. Örnekte bu kişinin elde ettiği gelir toplamı 30, 75, 95, 98. Geçmiş olsun. 3 bin lira konut kira gelirinde beyan etmek zorunda istisnadan faydalanmaksızın. Yine bir başka örnek. 2014 yılında konut olarak kiraya verilen daireden 5 bin lira. Yine tamamı tekif yoluyla vergilendirilmiş 40 bin lira iş yeri kira geliri ve 40 bin lira mevduat faizi. 85 bin olduğu için 97 bin lirayı geçmediğinden bu istisnadan yararlanıyor. Ve 3 bin lira, 5 bin liradan 3.300'ü düşüyoruz. 1.700 lira konut kira geliri. 40 bin lira da iş yeri kira gelirini ekliyoruz. Ve 40 bin lira mevduat faizini ise ne yapmıyoruz? Beyan etmiyoruz. Burada 40 bin artı 1.600 lira efendim. İstisna rakamı 97 bine yakın bir rakam olduğu için vergi dersi SGK kayıtlarına kadar bakıyor. Benim geçen sene 89 bin hatta kalan biri vardı. Evet. Kendisi SGK kayıtlarına bakıp bana düzeltme verdikler. 3.300 liraydı. O da 1000 lira oynar en fazla. Yani gerek yok ama işte şeyi daraltalım dediler. Yine bir başka örnek. Konut olarak kiraya verilen taşınmazdan 12 bin lira. Yine tekif yoluyla vergilendirilmiş 16 bin lira iş yeri kira geliri. Tek işverenden de 75 bin lira ücret geliri elde etmiş. Bu mükellefimiz. Arkadaşlar toplam 103 bin lira 97 bin açtığı için bu mükellefimiz konut istisnasından yararlanamayacak. Ücret geliri dışındaki diğer gelirlerini, iş yeri kira geliri dahil arkadaşlar beyan edecek mi? Edecek. Çünkü 16 artı 12, 28 yapar. O da 27'yi aştığı için burada da beyanname vermesi gerekiyor. Değil. Uygulamada demin de bahsettiğim ihbar ve kıdem tazminatları, aylık ücretler, emekli aylıkları hesaplamaya dahil edeceksiniz arkadaşlar. Bu 97 bin lirayı dikkat edelim. Gayrimenkul sermaye iradında dikkat edilmesi gereken bir husus da peşin tahsil edilen kira gelirleridir. Peşin tahsil edilen kira geliri ilgili olduğu dönemde beyan edilir. Tahsil edildiği dönemde değil. Hangi döneme aitse. Ama bu kural kişi sağ ise geçerlidir. Eğer kişi vefat etmiş ise mirasçılar tahsil edildiği yılın geliri olarak beyan etmek zorunda. 2014 yılında mükellefiniz 2 yıllık peşin 100 bin liraya kiraya verdi ve tahsilatı gerçekleştirdi. Vefat etti Mart'ta. Vefat ettiği için kanuni mirasçıları 100 bin lirayı 2014 yılı gelir olarak beyan eder. Sağ olsaydı 100 binini 2014 yılı geliri, 100 binini ise arkadaşlar 2015 yılı gelir olarak beyan edecekti. Gayrimenkul sermaye iratlarında kazancı tespit ederken götürü ya da gerçek gider usulü uygulanır. Götürü gider, hasılata kanunen belirlenen oranın uygulanması suretiyle tespit edilir. Bu da %25'tir. İstisna uygulanırsa istisnadan sonraki kalan hasılata %25 uygularız. Gerçek gider usulü ise 74. maddede sayılan
giderlerin indirilmesidir arkadaşlar. Hangi giderlerin indirileceği de tek tek belirtilmiştir. Eğer kişi hem gerçek gider usulünden faydalanmış hem de istisnadan faydalanmış ise gerçek giderin istisnaya tekabül eden kısmı indirilemez. Onun da formülü toplam gider çarpı vergiye tabi hasılat bölü toplam hasılata göre hesaplanır. İndirilebilecek olan tutarı verir. Gayrimenkul sermaye iratlarında şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Götürü gider usulünü kabul edenler 2 yıl geçmedikçe bu usulden dönemiyor. 2013 yılında götürü gideri tercih eden mükellef ilk defa 2014'te de götürü gideri uygulamak zorunda. Ancak hakları kiraya verenler de götürü gider usulünden yararlanamıyor. Örneğin mükellefiniz intifa hakkını kiraya verdi. İş yeri kirası da var, konut kirası da var. Hakkın kiraya verilmesi halinde artık götürü gider uygulamasına son veriyorsunuz. Tüm gayrimenkul sermaye iratlarını gerçek gider usulüne göre belirlemek zorundasınız arkadaşlar. Bunun da altını çizeyim. Bakanlığın görüşüdür, kanundaki bu hükmü bu şekilde yorumluyor. Yani hak kirası nedeniyle gerçek gider usulünü kullanayım. Konut ve iş yeri için ise götürü gideri uygulayayım deme hakkını ve şansını kaybediyorsunuz. Buna da dikkat edelim beyannamede. Yine gayrimenkullerde gerçek gider usulünü uygularken eğer 12 ay kiraya verilmemiş, 6 ay kiraya verilmiş ise 6 aylık kira giderini düşebilirsiniz. Unutmayın. Boş kalan döneme ait ödediğiniz aidatları vesaireleri hasılattan indiremezsiniz arkadaşlar. Çünkü kanun diyor ki kısmen kiraya verilmesi halinde giderlerden yalnız bu kısma isabet eden edenler hasılattan indirilebilir diyor. Gayrimenkul sermaye iradını kim elde ediyor? Kanuna göre mutasarrıfları, mal sahipleri, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri kiracıları. Hala Maliye Bakanlığı intifak hakkı tesis işlemini kira olarak görüyor arkadaşlar. Danıştay'ın da son dönemdeki kararlarında biraz yalpalama başladı. Olay şu, yaşanan en büyük problemlerden biri. Diyelim ki X gayrimenkulünü somut olayda ne yapıyor vatandaş? Benzin istasyonu olarak işletilmek üzere akaryakıt dağıtım şirketine intifa hakkını vermek suretiyle bırakıyor. 20 yıllık, 10 yıllık kullanımı. İntifa hakkının bu şekilde tesis işlemi kiralama değildir. İntifa hakkı sahibi tarafından kiraya verilmesi gayrimenkul sermaye iradıdır. Yani o akaryakıt dağıtım şirketi kiraya verirse intifa hakkı elinde bulunduğu için o gelir elde eder. Ama bakanlık diyor ki benzin istasyonuna ya da akaryakıt dağıtım şirketine intifa hakkı tesis edildiği an vergiye doğuran olay meydana gelir. Bu gayrimenkul sermaye iradıdır. Elde eden yönünden de beyan edilmesi gerekir. Akaryakıt dağıtım şirketinde tevkifat yapması gerekir diyor arkadaşlar. Yani bu uygulama maalesef bu şekilde devam ediyor. Evet, bu uyguluyor musunuz bilmiyorum. Gerçek gider usulünü seçen, gayrimenkul sermaye iradı gelir elde edenler, kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleriyle konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin %5'ini indirim konusu yapıyor. Örneğin konut aldınız ve bu konutu kiraya verdiniz. Satın alırken bu konut nedeniyle kredi kullandınız. 5 yıl boyunca arkadaşlar bu konutun iktisap bedelinin İlk defa aldıysanız ve konut olarak kiraya verdiyseniz %5'ini indiriyorsunuz. Hiç uyguladınız mı bunu? Ben fiiliyatta uyguladım. Yıllar önce eşim için. GMS'de indirilen faiz, KKDF ve diğer giderler başımıza problem yaratıyor. Satın aldığınız o gayrimenkulü
bu faizlerin indirim konusu yaptınız vesaire yaptınız. 5 yıl dolmadan sattınız. Peki satarken tekrar bu giderler indirilebilir mi? Hiç aklınıza geldi mi? Efendim? Sadece satış giderleri. Şimdi normalde indirmediğiniz takdirde arkadaşlar bu faiz giderlerini, KKDF'yi siz ne yapacaksınız? Maliyete ekleyeceksiniz. Ya da hatta endeksleme bile tutabilirsiniz. Eğer diyor bunu gayrimenkul sermaye iradında indirdiysen değer artış kazancına indiremezsin şeklinde görüş vermiş. Ölçümlük açısından doğru ama kanun hükmü olması gerekir buna. Yani bu bir yorum. Kanunda o zaman değer artış kazançlarında kanun koyucu şunu diyecek. Eksik bir hüküm var burada. İşte 86. madde kapsamında giren işlemlerde kazanç tespit edilirken işte bu bakanlığın yorumunu koyacak. İlgili gelir unsurunun tespitinde indirilen giderler değer artış kazancının tespitinde indirilemez demesi lazım. Evet. Yani o ama böyle bir özelge verilmiş arkadaşlar. Karşılaşırsanız da dikkat edin. Yine şurada G unutulmuş. Aynen şöyle demiş. Bu hükme atıfta bulunarak o bahsettiğim özelgede gayrimenkulün iktisabı için kullanılan konut kredisi ana para ödemelerinin ve bu ana para taksitlerinin ne ilişkin kur farklarının söz konusu gayrimenkulden elde edilen kira geliri için verilen gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmadığı konusunda özelge ile görüş verilmiş arkadaşlar. Yani ya diyor bunu kiradan indir, indirmediysen de değer artış kazancında indir. Bu da 2014 yılında verilen görüşlerden biri. Farkını anlatmıştık. Evet, bahsettiğim alacak faizindeki en büyük tehlike bu. Pazartesi Karabük'te gelir vergisini anlatırken oradaki bir vergi dairesi müdür yardımcısının bizzat seminer sırasında söylediği şudur. Üstad bunu şeye koydunuz mu sunumunuza? Ben de koydum dedim. Bunun üzerine çalışma başlatılmış. Bu mahkemelerden alınacak bilgidir arkadaşlar. Bahsettiğim kira bedelinin zamanında tahsil edilememesi nedeniyle mahkeme tarafından faiziyle birlikte ödenmesine karar verilirse faiz kısmını maalesef alacak faizi olarak değerlendiriyor. Ve burada beyanname verilirken de alacak faizi için götürü gider falan da hesaplayamıyorsunuz arkadaşlar. Doğrudan 1400 lirayı geçiyor ise beyan etmeniz gerekiyor. Evet, yine hem konut hem iş yeri olarak kullanılanlarda nasıl değerlendireceğiz? Örneğin doktor eskiden yaşamıyordu. Hem orayı serbest meslek faaliyetinde iş yeri olarak kullanıyor kiraladığını hem de ne yapıyor? Konut olarak kullanıyor. Yine buradaki görüş güncelliği kalmamıştır denilmekle birlikte tebliğde özelgelerde kullanılmaya hala devam ediyor. Bunu iş yeri olarak kabul ediyor arkadaşlar. Hem konut hem iş yeri olarak kullanılmakta ise iş yeri kirasıdır. Bu özel maliyet bedelleri bilançolarda da yer alıyor. Bu birkaç yıl sonra da karşınıza sorun olarak çıkacaktır. Geçen yılda söylemiştim galiba kurumlar vergisi seminerinde. Bakanlık bu özel maliyet bedellerini arkadaşlar farklı değerlendirmeye başladı. Yani kiracının malın değerini artıran, fonksiyonunu genişleten harcamaları diyor, özel maliyet olarak değil, peşin ödenen gider olarak kaydet diyor Maliye Bakanlığı. Şunu söylüyor, sizin mükellefiniz bir yeri kiraladı. Bu kiralanan yere de 500 bin lira masraf yaptı. Ve bu yapılan masraf özel maliyet olarak kaydettiniz. Ve dediniz ki ben bunu kira süresine böler, her yıl amortisman yoluyla itfa ederim kira süresinde. Bakanlık diyor ki, bu diyor özel maliyeti diyor, sen sonuçta kime bırakacaksın? Mal sahibine. Oluşan özel maliyet 100 bin liraya emsal kar oranı ekle.
120 bin lira diyelim ki %20 karla eklediğin emsal kar oranı üzerin kar oranı dahil tutar üzerinden mal sahibine fatura kes. O tutarı peşin ödenen gidere at. Kira gideri olarak değerlendir ve diyor tekifatını yap diyor. Bir de diyor 120 bin üzerinden lütfen diyor bir de KDV hesapla. Yani sözleşmeleri yok var ise nasıl aldın söyle bırak. O önemli değil. Ben kaydınıza bakıyorum. Özel maliyet oluşmuş mu? Oluşmuş. Özel maliyet ne? Siz bunu kira süresi sonunda mal sahibine bırakacağınız bir tutar. Görünüyor. Bırakılıyoruz. Özel maliyeti o zaman niye kaydediyorsunuz? Nereye kaydedeceksiniz? Nereye kaydedeceksiniz? Zaten çıkana kadar kullanıyoruz. Arkadaşlar işte burada vergiyi doğuran olayı farklılaştırdı Maliye Bakanlığı. Şöyle, çıkarken kesmişen diyor şimdi. Yaşanan olay şimdi şöyle, oluştuğunda efendim. Yaşanan olay şöyle yaşanıyor. Mal sahibi kiraya veriyor. Evet. Çıkarken aynen bana teslim edeceksin. Evet. Sözleşmeler böyle. Ama diyelim ki burası bir özel sağlık kuruluşu ve hastane gibi bir yer oluyor. O zaman söküp gideceğim. Söküp gideceğiz ama biz şimdi bu muhasebeci olarak oraya yapılan 1 milyonu, 1,5 milyonu nereye hangi hesaba kaydedeceğiz? Mecbur özel maliyeti kaydediyoruz ama özel maliyette değil aslında. O zaman Demirbaş'a kaydedeceksiniz sayın meslektaşım. Tesislere. Betonu nasıl kaydedeceksiniz? O zaman atın. Şimdi bir yine bir anekdottur. Beynimde kalan bir konu. 1977 seçimlerinde Türkiye'de işte o dönemde rahmetli Erbakan Milli Selamet Partisi'nin başında seçim öncesi hareketli bir yıldır 77. Gidiyor temeller atıyor. Erzurum'a atıyor, Burdur'a atıyor. Yani işte toplu açılış gibi değil o dönemde. 97 tesis açamıyorsunuz ama. Şimdi seçim bitti arkadaşlar. Bir gün işte bizim evimize her gün gazete alınırdı. Gazeteye baktım. İşte Burdur'daki bir vatandaş 3-5 kişi Sayın Erbakan'ın attığı temeli sökmüş. Demek ki o kadar basit bir şey atılmış ki. Getirip meclise gazete küpüründe okuduğuma verdi bu. Meclise bırakmış. İşte sizin attığınız temel bu diye. Sizin sorduğunuz soruda da o zaman sökeceksiniz onu. Sen bana bu şekilde bırak dedin. Ya da bunun bedelini ödeyeceksin diyeceksiniz. Bakanlığın yaklaşımı bu. Bu olmaz arkadaşlar. Şu tartışılır. Kira süresi bitiminde eğer onun bir ekonomik değeri varsa bıraktığınız şeyin takdir komisyonuna girilir. Takdir edilir. Örneğin çerçevelerini değiştirdiniz. Eski çerçeveyi söküp gidemezsiniz. O olur. Ama baştan itibaren böyle olacak denildiğinde özel maliyetler iki türlü yük getirir. Bir, emsal kar oranı kadar bir kar doğurur. İki, KDV yükü doğurur. Bu mantıkla. Üç, tekifat yükü doğurur. Dört, özel maliyetin oluşumundan dolayı esasında mal sahibine bir gelir elde etmiş olur. Bu mantıkla gittiğinizde. Onun da iş yeri kirasından dolayı gayrimenkul sermaye irada yükümlülüğü doğar arkadaşlar. Yani bu önemlidir. Onun için özel maliyet bedellerini bilançolarınızdaki gözden geçirin. Nedir bu? Ne yapılmıştı? Bırakılacak mı? Bırakılmayacak mı? Büyük rakamlara ulaşan özel maliyetler var. Hatta yap işlet devlet dediğimiz özelde yapılan arsanın üzerine işte bir tesis yapıyorsunuz. Bunun ismi otel, hastane vesaire. 10 yıl ya da 20 yıl sonra bu bazı bölgelerde Akdeniz bölgesinde falan yoğun bir örneği vardır. Bırakıp gideceksiniz. Buraya kadar bir problem yok. Ama o yaptığınız oteller, tesislerin değeri 10-15 milyon liraları bulabilir. Bir de ona kar payı ekleyip yatırım döneminde bir de böyle bir zorunlulukla karşılaştığınızda öldürülür. Yani kepçeyi de yıksanız bu da kabul etmiyorlar değil mi? Valla onu işte bizim Maliye Bakanlığımızın tekrar gözden geçirmesi gerektiği konusunda Ankara Emniyet Mali Müşavirler Odası'nda ben mevzuat komisyonunda da üyeyim. Biz bu konuyla ilgili rapor hazırladık. Dedik ki bu özelge hukuka aykırıdır. Bunun yasal dayanağı yoktur. Gözden geçirilsin diye. İnanın 1,5 yıl olacak. 1,5 yıldan beri hiçbir hareket yok. Yani bunu da altına çizeyim.
Bedelsiz kiralamalarda arkadaşlar şuna dikkat edin. Hiç bedel alınmadıysa bile eğer gelir vergisi kanunun 73. maddesine göre emsal kira bedelinin uygulanması da gerekmekte ise emsal kira bedeline göre kirayı hesaplayın, yıllıktır. Emsal kira bedeli maliyet bedelinin %5'i, taşınmazlarda, pardon vergi değerinin, diğerlerinde ise maliyet bedelinin %10'udur. 12 aylık kiradır. Kaç ay bedelsiz kiraya verildiyse, teklifata da tabi tutulmadığı için bedelsiz kiralamalarda beyan edilip edilmeyeceğini araştırın arkadaşlar. Evet, gelelim beyannamede zarar mahsulu. Aynı bildiğiniz olay devam ediyor. 5 yıllık zarar mahsup süremiz vardır. 5 yıl içerisinde mahsup edilemeyen zararlar arkadaşlar tekrar indirim konusu yapılamaz. Ayrıca bu da Maliye Bakanlığı'nın yorumudur. Terk edilen faaliyetlere ilişkin zararı indirim konusu yapamıyorsunuz. Hatta vatandaş Ocak ayında işi terk etmiş, ticari faaliyetini. Bir özerge de verilmiş bununla ilgili olarak yeni. Haziran ayında yeni bir ticari faaliyete başlamış. İndiremezsin diyor. Eski faaliyetini diyor terk ettiğin için bir artık gelir doğmadığından onun zarar indirimine izin verilmez diyor. İkincisi, gelir vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olarak zarar mahsubuna izin vermiyor. Değer artış kazancı ve arzi kazançlarda da zarar indirimi mümkün değildir. Tek istisnası geçici 67'de özel bir durumdur. Beyannamede yapılacak indirimler gelir vergisi kanunun 89. maddesine göre beyannamede bu maddede yer alan unsurlar indirim konusu yapılıyor arkadaşlar. Ama bunun indirimi için bir takım şartlar var. Bir, beyanname vermeniz. İki, beyannamede bir vergiye tabi kazanç oluşması. Ondan sonra da bu indirimleri yapmanız gerekir. Eğer verilen beyannamede bir zarar meydana gelmiş, bir matrah doğmamış ise bu indirimlerle de hiç uğraşmıyorsunuz. Çünkü indirim hakkınız zarar kazanç olursa var. Beyannamede örneğin Türkiye'den yurt dışı muhkimi kişi ve kurumlara verilen muhasebe hizmetlerine dahildir. Bazı hizmetler verildiyse bu istisna maddesi olarak düzenlenmedi, indirim olarak düzenlendi. Elde edilen kazancın %50'sini indiriyoruz. Önce bunu dahil ediyoruz kazanca, beyannamede indiriyoruz. Yine artık geçen yılda söylemiştik, 2 yıldan beri görüşünde devam ettiriyor çok şükür. Serbest meslek faaliyetlerinde, ticari faaliyetlerde sosyal güvenlik destekleme prim adı altında yapılan ödemeler var biliyorsunuz. Bunların indirimine izin veriyoruz. Hala buradaki temel problemlerden biri şudur. Serbest meslek ve ticari kazançlarda ben bunu deftere mi yazacağım? Değil mi? Beyannamede mi göstereceğim? Hala 112 nolu fi tarihindeki tebliğe dayanarak bunu diyor beyannamede göstereceğim. Eğer yeterli kazancın yoksa da devreden zarar içinde olmayacak diyor. Yani zarar olarak bunların devrine de izin vermiyor. Sosyal güvenlik destekleme primiyle ilgili olarak da arkadaşlar bu iki türlü kesiliyor biliyorsunuz. Bir kişi emekli olup çalışmaya başladıktan sonra elde ettiği ücret gelirlerinden kesiliyor. Bir problem yok. Ücret gelirinin hesabına dikkate alınıyor. İkincisi, ben de bunların mağdurlarından biriyim. Emekli maaşınızın %15 kesiliyor. Emekli maaşındaki kesintinin ve indirimine izin veriliyor arkadaşlar. Hatta bir özelgede ücret geliri elde eden ancak emekli maaşından %15 sosyal güvenlik primi kesilen kişi için ücret gelirinin hesaplanmasında da indirebilirsiniz demişler. Bunu deftere işliyor. Tabii. Ticari gelirden o ücret huzur hakkı mı? Huzur hakkı olabilir. Hiç önemli değil. Bağımlı, örneğin ben emekli oldum. Geldim sizin bir iş yerinizde, şirketinizde mali koordinatör olarak çalışmaya başladım. Dedim ki SGK'ya ben çalışmaya başladım ama benim maaşımdan kes. %15 kesti benim maaşımdan. Ben onu size bildiriyorum. Siz ücret tutarını hesaplarken, vergiye tabi matrağı,
SGK'nın maaşından kestiği tutarı bordroda indirim konusu yapabiliyorsunuz. Bu da yeni bir görüş ama doğru mu, hukuken doğru, değişebilir mi? Değişme ihtimali de var tabii. İlginç bir konu da şu arkadaşlar. İsteğe bağlı sosyal güvenlik primleri ve ilaç kesintileri. İsteğe bağlı sosyal güvenlik primleriyle ilgili olarak 2000 yılında diyor ki bu zorunlu olmadığı için isteğe bağlı olduğundan indiremezsin demiş. Yani her an bu görüşle de yine karşı karşıya kalabiliriz. Şu an indirilebilir görüşünde. Diğer taraftan kişi sağlık harcamalarının bir kısmını ne yapmak zorunda? İşte doktora gittiniz, reçeteyi götürdüğünüzde 3 lira doktor parası, 5 lira reçete. Bunu indirebilir miyiz diye sormuşlar. Hayır diyor, bunu indiremezsin diyor. Bu diyor sağlık harcaması değildir diyor, sosyal güvenlikle yapılan bir şeydir diyor. İşte sosyal güvenlik prim, emekli olduktan sonra çalışmaya başlanılan şirketten alınmakta olan ücretin gerçek ve safi tutarının hesaplanması sırasında indirilmesi mümkün bulunmaktadır. 2014'te verilen bir özelgemizdir. Yine bağışlar karşımıza çıkan bir diğer unsurdur. Bazı bağışlar gelir vergisi kanununa göre indiririz 89'u cu maddeye göre, bazılarını ise özel kanunlarına göre indirebiliriz. Bunun bağışların bir kısmı oransal indirime tabidir, %5, %10 vesaire gibi, bir kısmı ise tamamen indirilir. Bağış indiriminden yararlanan mükelleflerin herhal ve takdirde bağışı belgelendirmeleri gerekir. Ya bu bir makbuzdur, ya bu bir faturadır, ya bir banka dekontudur arkadaşlar. Belgeye dayalı olmayan bağışı indirmememiz gerekiyor. En çok yapılan hatalardan biri ülkemizde eğitim ve sağlık harcamalarındadır. Burada iki şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bir, yapılan harcamanın eğitim ve sağlıkla ilgili bir harcama mı? Ve bu harcama Türkiye'de vergiden muaf olmayan bir mükellefe mi yapılmış? İkincisi arkadaşlar, burada beyan edilen gelirin de %10'unu aşmaması gerekiyor. Gelen sorular bize hep şu oldu, diyor ki çocuğum X okuluna gidiyor, bana sadece tek fatura veriyor fakat bunun içinde yemek, servis vesaire dahil. Eğer ayırmadıysa arkadaşlar onu indirebiliyorsunuz. Ama eğitime ayrı, servise ayrı, yemeği ayırdıysa bakanlığımız yemek ve servis giderlerini eğitim harcaması olarak görmüyor. Ayrı bölümde. Eğitim öğretim kapsamında verilen bir hizmet gibi görüyor KDV. Ayırt etmiş ise, ayırt etmediyse diyor ki kabul ediyorum diyor son verdiği görüşte. Ama ayırt ettiğinde diyor servis ve yemek diyor eğitim bağlantılı değildir diyor. Yani siz arabanızla da bırakabilirsiniz. Siz işte ya da diyor yemek zorunda değil orada, evden de götürebilir. Onları kabul ediyorum. Eğitimle ilgili olmak kaydıyla tabii. Bir keresinde bir vergi dairesinde şeyle karşılaşılmış. İşte çocuk Texas Tom Mix gibi kitaplar da almış ikinci el kitapçıdan. Ve bu eğitimle ilgili değil diye bunda tartışması yaşandı Ankara'da. Memur. Siz şey de alabilirsiniz. Sadece okulun temin ettiği değil. Eğitim döneminde okutulması zorunlu olan hikaye, roman ve benzeri şekilde hatta ve hatta ödev nedeniyle satın almak zorunda olan malzemeler de eğitimdir. Bunlarla karşılaşıyoruz. Ya burada arkadaşlar bunu çok fazla sıkmamak lazım. Yani %10 değildi bana. O da yanlış. Ama işte vergi matrağı aşındırılmasın diye. Hayır yani bir onu koyduktan sonra bu kadar sıkı tutmanın bir anlamı yok ki. Maalesef. Evet, beyanname kısmını bitirip ondan sonra diğer özel durumlara geleceğiz. Arkadaşlar, mahsup imkanı beyannamede kaç başlık altında düzenlenmiştir? 3 başlık. 1- Geçici vergiyi mahsup ederiz hesaplanan vergiden. 2- Ödenen geçici vergileri mahsup ederiz. 3- Yurt dışında ödediğimiz vergileri mahsup ederiz. Sıralama arkadaşlar,
önce tevkifat, sonra ödenen geçici vergi, sonra yurt dışında ödenen vergidir. Pardon, yurt dışında ödenen vergi, tevkif ve ödenecek geçici vergi. Niye? Yurt dışında ödenen vergi iade alınamaz arkadaşlar. Birinci sırada onu mahsup ederiz. Ondan sonra tevkifat gelir. Tevkifattan sonra da ödenen geçici vergidir. İadesi gereken vergiye ulaştığınızda hangisi olduğunu bu sıraya göre belirlememiz gerekiyor. Yurt dışında ödenen bir vergiyi mahsup edecekseniz kanunda belirtilen belgeleri de vergi dairesine vermeniz gerekiyor. Yurt dışından onaylı vesaireli üzerinde durmayacağım. Verginin ödenine dair her türlü belgeyi vermezseniz mahsup imkanını, hakkını kaybedersiniz. Beyannameniz düzeltilir arkadaşlar. Tarihatın muhatabını söylemiştik. Küçük ve kısıtlılarda kanuni temsilci. Asıl mükellef de mükellefin kendisi, dar mükelleflerde daimi temsilci yoksa kazanç ve iradı elde edenler adına. Bu sene Mart ayındayız şu anda. 25 Mart'a kadar basit usulde vergilendirilen gelirler de dahil olmak üzere başka gelirleri var ve beyan edilmesi gerekiyorsa onlar beyan edecek. Geçen ayda sadece basit usulde vergilendirilen ticari kazançlar beyan edildi. Ve ölüm halinde ise ya da memleketi terk halinde ise bunlar da beyanname verme tarihi kanunda özel olarak düzenlenmişti. Yine ödemeyi de iki taksitte yapacağız. Mart'ta verdiğimiz... Memleketi terk açar mısın? Memleket terki şu arkadaşlar. Kişi kızıyor, ben diyor bu memleketi terk edeceğim, bir başka ülkenin vatandaşlığına geçeceğim. Kanun koyucu bunu yıllardan beri vardır. Şöyle öngörmüş. Yani benim de vatandaşım memleketi terk edip gidebilir. Yani niyeti geriye dönmemek. Ha diyor ki bu durumda diyor. Vergini öde. Nereye gidiyorsan git. Bunun için de kanun da diyor ki terke tekaddüm eden 15. Yani memleketi terk tarihinden önce öyle bir planlayacaksınız ki diyelim ki ayın 1'inde ben ayın 16'sında ayın 16'sında gideceğim derseniz biriyle 15 arasında beyanname ver diyor. Memleketi terk bu. Vatandaşlıktan çıkacak mı? Çıkmanız şart değil. Sizin gidiş niyetiniz terk niyeti. Örneğin Uzan. Uzan memleketi terk etmiş bir kişidir. Beyanname verecek. Uzan'ın o memleketi terke tekaddüm eden, terk ettiği tarihten itibaren ne zaman gittiğini tespit edebilirseniz 15 gün içinde beyanname vermesi gerekiyor. Niyeti nasıl tespit edecek? İcazbeydir. Valla arkadaşlar, kanun koyucu herhalde niyeti ya hipnozla tespit edeceksiniz, ya işte rüyaya yatacaksınız. Memleketi terk bu Ömer Bey. Vekalet, gayiplik durumundaki idarenin bakış açısı. Gayiplikte henüz o kişinin eğer mahkeme karar vermiş ise gayip olduğuna karar verip mirasçılık işlemlerinin yani miras hukukunun başlaması gerekiyor. Miras hukuku başlamamış ve kişi gayip olduğuna hükmedilmemiş ise onu da koşulları varsa mücbur sebep olarak dikkate almak gerekiyor. Yani kişi örneğin yurt dışına gitmiştir, savaş hali olmuştur, bulunamamıştır, haber alınamamıştır, gayipliğe de daha karar verilememiştir. Gayipliğine karar verilemediği için de o kişi gelip ya ben yurt dışındaydım böyle böyle bir olay oldu o zaman mecbur sebep devreye girer. Bu olmadı hocam. Yani o süre nerede başlıyor? Yani mirasçılar arasında. Gayipliğine karar verildikten sonra başlıyor tabii. Yani kanuni mirasçılık o kişinin hükmen yani hukuken ölmüş olması halinde başlar. Bunu ya normal şartlarda kişinin fiziki olarak öldüğü tespit edilir ya da tespit edilemiyorsa hukuken. Örneğin birkaç ay önce bir uçak kayboldu biliyorsunuz. O uçakta bir Türk vatandaşı varsa orada gayiplik kararı alınabilir. Çünkü uçağın tüm aramalara rağmen hiçbir izi bulunamıyor. Hocam arkadaş baro üyesi zaten orada da seminer var gitsin orada. Ama Fahri serbest muhasebeci mali müşavir. Burada da üye hocam. Üye mi? Üyeyim. Çalışmayan üye. Arkadaşlar gene söylüyorum. Geçici vergide, geçen yılda bunun üzerinde durmuştum. İade talep süresi Mart ayında verdiğiniz bir beyanname için 31 Aralık'tır. 31 Aralık'tan sonra kanunen
iade talep etme hakkınız yoktur. Beyannamede iadesi gereken geçici vergi sütununda beyan etmiş olmanız kaydıyla 2015'in sonuna kadar iadeyi talep edip alabilirsiniz. Bu geçici vergide hak düşürücü bir süredir. Yine beyannamede vergi dairesince ya da işte beyannamede kendisi içerisinde eklenmesi gereken bilgi ve belgeler vardır. Bunların da tam olarak eklenip verilmesi gerekmektedir. Şimdi gelelim özellik arz eden durumlar. Beyannameyi verdik ama bazı sıkıntılı durumlarımız var. Bakanlık arkadaşlar son yıllarda iyice bu inşaat işlerinde sıkıcı bir düzenleme ve açıklamalara gidiyor. Şöyle ki, diyor ki özel inşaat yapan bir şahıs eğer bu inşaatında iş yeri de varsa ruhsatında artık diyor inşaata başladığı tarihten itibaren bu inşaat faaliyeti özel inşaatın sınırlarını aşmıştır. Lütfen ticari kazanç mükellefiyeti tesis ettirin. Örnek. Bir tane dükkan bile olsun. Hiç fark etmez. İsterse yarım dükkan olsun. Siz hayır, kendi adınıza yapıyorsunuz zaten. Örneğin siz A şahsı olarak diyorsunuz ki benim 400 metrekare bir arsam var. Buraya iki katlı bir ruhsat veriyor. Zemini dükkan yapayım. İki katını da konut olarak inşa edeyim. Kendi adınıza gidiyorsunuz. Belediyeden ruhsatı alıp kazmayı vurduğunuz gün ticari kazanç. Yargıya giden bir işlem yok da, yani son dönemde yok efendim. Şimdi bu Bursa dışına da çıktı. 2014'te 4 tane ayrı ayrı vergi dairesi başkanlıkları bu özelgeyi vermiş. Diyor ki senin diyor amacın diyor iş yeri varsa diyor buradaki diyor artık kazanç elde etme gayesi vardır diyor. Evet. Öyle değerlendiriyor. Tam bunu niye söylüyorum? Gelecekte sıkıntı yaşamamak için uygulamada ya bunu itirazı kayıtla dava konusu yapmak ya da uğraşmayayım ticari faaliyet yönünden mükellefiyeti tesis ettireyim. İnşaat bittikten sonra da faturayı kesin geç. Kime? Mal sahibine. Emsal bedel üzerinden faturayı keser geçersiniz. Ayrıca tabii arkadaşlar burada artık kendi arsası üzerine kendi arsa üzerine kişinin kendisi tarafından yapılan inşaat işi bu. Ya da mal sahibine diyeceksiniz ki arkadaş sen bunu kendi adına yapma. Git bir tane A şirketi bul. Parasını öde. Müteahhit olarak yapsın. Sana teslim etsin. Bedelini de tahsil etsin. Peki %10 kar ya da %20 kar maliyet bedeli üzerinden. Bunun sayısı arttı. Yine uygulaması ülkemizde artmaya başladı arkadaşlar. Bunu da özellikle koydum. Canlı varlık dediğimiz yani hayvan besleme olayları ülkemizde artmaya başladı. Bilmiyorum Bursa'da da bu sayı ne durumda şu anda? Burada en büyük problemlerden biri şudur. Hayvanların nasıl değerleneceği ülkemizde vergi usul kanununda belirlenmiştir. Fakat tek düzen hesap planında hayvanlar hesabı yoktur. Canlı varlıklar içine alınır. En büyük problem yaşanılan canlı doğan hayvanlarda maliyet bedelinin nasıl belirleneceğini bir Maliye Bakanlığı açıklayamıyor. Esasında kanuna göre bedeli bilinmiyor ise diyor, emsal bedelde de diyor şeye gideceksiniz. Zirai kazançlar il komisyonunun belirlediği bedel. Hiç son yıllarda gördünüz mü? Komisyon kararı böyle. Bir diğer problem bu hayvanların ölmesi halinde yapılması gereken işlemler nedir? Bu özelge iki açıdan önemli. Eğer diyor hayvan ölümlerinde biliyorsunuz tarım il müdürlüğüne başvurup tespit ettirmek gerekiyor. Bu tespiti yeterli görüyor. Ama diyor gider yazabilmen için diyor o tutanağı diyor takdir komisyonuna getir. Takdir komisyonu diyor değerlemesini yapsın.
geri aktarıyor. Zayi olan mallar olarak değerlendirdiği. Dolayısıyla bunlarda takdir komisyonuna başvuru tutanak düzenlendikten sonra ama Tarım İl Müdürlüğü gibi ilgili kurum tarafından o tutanak düzenlenip imza altına alınmış olması ve 267. maddeye göre de arkadaşlar bunların giderleştirilmesi gerekiyor. Burada ilginç bir özelge verilmiş. Bu yine canlı varlık ölmüş. Bu balık muhtemelen ölen, anaç balıklar. Bunu diyor tespite göre diyor, takdir komisyonu kararına göre diyor gider olarak indir. Ve bu diyor gider olarak indirildiğinden diyor katma değer vergisini düzeltme diyor arkadaşlar. Bu ilk defa bakanlığın zayi olan bir malda ya da bir sabit kıymette katma değer vergisi indirimini kabul etmesi anlamına geliyor. Hocam diğer zayilerde o zaman burada bir eşitsizlik var. İşte onun için bu tek geçen yıl verilen bir özerge arkadaşlar. Ya burada başları döndü ya başına taş düştü. Özel taş düştü. Doğru. Doğrusu bu. Gider, gider olarak kabul ediyorsan ama işte 30'daki 30 A zayi der, 30 D kanundan kabul edilmeyen gider der KDV. Bu 30 D'ye gitmiş, 30 A'yı değerlendirmemiş. Bir diğer problem, ben de bunu ilk defa karşılaştım arkadaşlar. 2014 yılında verilen bir özelge. Holding bünyesinde şirketler arasında hizmet devir sözleşmesiyle personel de devrediliyor ve devralan şirket devirden önceki döneme ait kıdem tazminatlarını da üstleniyor. Karşılaşıyorsunuzdur belki. Piyasada karşılaşıyoruz. Ha, piyasada çok. Şimdi ne oluyor? Devralan işletmede diyelim ki 1 yıl çalışıyor. Devir öncesi işletmede 10 yıl çalıştı. Devralan işletme 11 yıllık ödüyor. Doğru mu? 10 yıllık kısmı indiremezsin diyor. Bu diyor senin işletmende diyor geçen bir süre değil diyor. Çıkanla 6'ya aykırı. Aykırı. Bunu da özelge olarak vermiş arkadaşlar. Birleşme sırasında o zaman tahakkuk ettirelim. Ama birleşmede yenisi eskisinin devamıdır Türk Ticaret Kanunu'na göre. Orada onu diyemez. Peki devir anında kıdem tazminatının doğup doğmayacağı belli olmadığı için kıdem tazminatı doğduğu dönemde eski firmaya fatura edebilir mi bunu? Öyle yapacaksınız. Eski firma varsa siz bunu bir taraftan gidere atıp öbür taraftan da hasılat yazıp dengelemeniz gerekiyor. Bulursanız eski bulursanız. Hala hocam devir durumunda devreden şirketin sorumluluğu 2 yıla sınırlı. 2 yıla geçtikten sonra nereye fırlıyor? Maliye Bakanlığı. 5. Bu İstanbul'da yaşanan bir olaydır. Bu fiilen çok başarılı. Kime yani? Bu özelliği verene. Arkadaşlar, vergi dairesi mükellefi çağırıyor. Diyor ki, gönüllü beyan esasına göre diyor, matrağını artır. Diyor ki yani nasıl artırın? Kes ya 100 bin lira diyor, kaydet diyor. Olur diyor. Hayır, gidiyor, muhasebecisine, müşavirine söylüyor. O da diyor ki, sen bilirsin bir artıracaksak artıralım ama diyor bunun diyor bir belgeye dayalı olması lazım. Bir hasılat elde ettiysen. Ne yapacağız diyor. Vergi dairesine diyor faturayı keselim gönderelim diyor. Madem artıracağız. Olur diyor. 200 bin lira hasılat artıyor arkadaşlar. Gerçekten vergi dairesi adına da gönüllü beyan kapsamında düzenlenmiş fatura olup vergisi ödenmiştir. Bedelinin tarafımız ödenmesi diyor. Yaşanan bir olaydır bu. Vergi dairesi düzeltme yapıp beyannameyi düzelterek mükellefe iade yapıyor. Çünkü vergi dairesi kayıtlarına da girip hangi bütçeden ödeyecek, ne yapacak? Onun için bu yaşanmış yaklaşık 2000 ile 2003 arasındaki bir olay. O dönemlerde baskı vardı. Gönüllü beyanın getirdiği sonuç. Ondan dolayı vergi dairesine keseriz diyor. Ya hocam bu nevi değişikliği için geçer değil mi? Hayır. Şimdi arkadaşlar, bu kafanızı karıştırmasın. Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre nevi değişikliği birleşme hükmündedir, devir hükmündedir. Dolayısıyla nevi değişikliği, devir, birleşme ve bölünme işlemlerinde bölünme sonucu
yeni kurulan ya da devralan şirket, devir ya da nevi değişikliğinde eski şirketin devamı hatta olunur. Kaynak Türk Ticaret Kanunu'dur. Bu durum Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 81. maddesine göre sermaye şirketine dönüşen şahıs işletmeler için de geçerlidir. Bir soru sordunuz, aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, ülkemizde adi ortaklıklar kimdir? Şahıs işletmesi midir, değil midir? Ya da. Peki adi ortaklığı, bilanço esasına defter tutan adi ortaklığı AŞ'ye döndürebilir misiniz? Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 81'e göre. Arkadaşlar, adi ortaklık 1970'li yıllardan beri şahıs işletmesi olarak kabul edilerek geldi. Dönüşümler de yapıldı. Fakat bu yeni son borçlar kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çıktıktan sonra bakanlık görüş değiştirdi. Diyor ki, adi ortaklık ferdi teşebbüs değildir. Ferdi teşebbüs tek şahıs işletmesidir. 81'e göre diyor dönüştüremezsin. Vergisiz diyor, sermaye şirketine dönüşme imkanı yok diyor. Bu nerede başa bela oldu? Aydın'da ki mükellefimiz geçen yıl babasını kaybetti. Ferdi işletmeydi. Mirasçılar devam etmeye kalkınca adi ortaklığa döndü. Mirasçılar daha sonra birkaçı bir diğerine de devretse mümkün değil. Adi ortaklık devam etti artık. Şimdi adi ortaklıktan şirkete dönüşelim dediğimizde vergi dairesi de bir olmaz. 81'e göre diyor, olmaz diyor. Efendim? Ticaret odası zaten adi ortaklık kaydı da yapmıyor. Çünkü adi ortaklık arkadaşlar tacir değildir. Tüzel kişiliği yoktur. Dolayısıyla ticaret odası adi ortaklığı değil, adi ortaklığın ortaklarını kaydeder. Doğrudur. Ama ülkemizde bunun mutlak surette çözülmesi lazım. Gerçekten sıkıntılı bir konu. Aklınızda olsun. Şu an adi şirket ya da adi ortaklıkların 81'e göre Gelir Vergisi Kanunu dönüşüme izin verilmiyor. Tek şahısta izin veriyorsunuz. Efendim? Tek şahısta izin veriyorsunuz. Yine Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamına girmeyen gelirleri arkadaşlar, tekif suretiyle vergilendirildiyse menkul ve gayrimenkul sayma aidatlarında 27 bin liralık sınıra bakacaksınız. Tekif suretiyle vergilendirilmemiş ise de 1400 liralık tutara bakıp beyan etmeniz gerekiyor. Yine tam mükellef kurumlara ait olup İMKB'de işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinden elde edilen gelirlerin çıkarılmasına elde edilen gelirlerde tekifat yapılsın yapılmasın beyan edilmeyecek. Zaten tekifat kapsamı dışında da kalır teknik açıdan baktığınızda. Yine tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahviller için elde edilen gelirler de beyan dışı ve 67. madde kapsamı dışında bırakılmıştır. Kar paylarında biliyorsunuz kar payının yarısı istisnadır. Bu da tam mükellef kurumlardan elde edilmesi. Şu da 27 bin lira olacak, özür dilerim. 26 kalmış. Bir diğer dikkatinizi çekmek istediğim konu avans kar payı. Kullanıyor musunuz bunu? Yok. Biz Ankara'da bunu kullanan mükellef sayısı artmaya başladı. Yani biz de kendi şirketimizde kullanıyoruz. Avans kar payında şuna dikkat edin arkadaşlar. Vergi dairesiyle cebelleşmeyle başlayacağız zaten yakında. Bunu kullana kullana. Avans kar payını siz cari dönemde ödüyorsunuz. İzleyen yılda da genel kurul yapıp bu kar payını netleştiriyorsunuz. Alacak mıyız, verecek miyiz? Dolayısıyla avans kar payının yapıldığı dönemde menkul sermaye iradı geliri doğmamış oluyor. Örneğin 2014'te avans kar payını dağıttınız, 2015'in Mart'ında genel kurul yaptınız. 2014'te dağıtılanlar da dahil olmak üzere 2015 yılının geliri olarak kesinleşen kar payını 2016 Mart'ında beyan edeceğiz.
Ama beyanname verirken ne yapacaksınız? Avans kar pay ödemesinde 2014 yılında tekifat yapıldı. 2016'da verilen beyannamede 2014 yılının tekifat bilgisini de yazacaksınız şu kadar diye. Vergi dairesi buna takılabilir ama bakanlığın da görüşleri vardır, doğrudur. Çünkü avans olarak ödenen kar payı izleyen yılda yapılacak genel kurulla kesinleşecektir. O kesinleşmeden de vergiye doğru olay meydana gelmez. Kaldı ki iade etmeniz de gerekebilir arkadaşlar. Gerekçeyle izahat mı bunu yapıyorsunuz? İsterse yaparsınız. İstemezse yapmazsınız. Ona da usulüne uygun dağıtılmamışsa avans kar payı lütfen. Geriye ödüyorsunuz. Tekifatları da iade alıyorsunuz. Yani mükellef öyle bir şey istemiyor. İstemiyorsa kalır tekifatlar. Bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi diyelim şirket incelemeye girdi. Bir matraf farkı oluştu. Matraf farkından da kurum stopajına gidildi. Üzerine de darbizayi cezası ilave edildi. Evet. Böyle bir durumda idare sadece bunu kurum stopajı vergi ziyai cezası uyguluyor. Eksik yapıyor çünkü öyle olduğu zaman gelir vergisi yönünden de ortakların ayrı ayrı beyanı olması gerekiyordu. Bu da bir yanlış bir uygulama. Böyle bir yanlış uygulama kıyas yasağı da var üstelik. Niçin burada bu kadar ısrar ediyor? Özellikle de Danıştay kararlarına bakıyorsunuz. Bütün böyle davaları da mükellef kazanmış olduğu halde. Denetim elemanları arasında sizin dediğiniz bu tarihatın yapılıp yapılmayacağına yönelik görüş farklılıkları çoktur. Ben yazmadım. Yazan meslektaşım var mıydı? Vardı. Dolayısıyla burada kar payı dağıtıldığı bir karinedir. Ama fiilen dağıtılıp dağıtılmadığı belirsizdir. Somut olarak belki onu işletmedeki eleman da alıp gitmiş olabilir. İşletme dağıtılabilmesi için kararın alınması ve ödemenin yapılması şartı var. Doğru da fakat orada Danıştay'ın da bir iki konuda idarenin lehine verdiği karar var geçmişte. Zaten yazanlar da ona dayanıyor. Nedir mesela? Dağıtılmıştır bu diyor. Yani şirket diyor bunun ortaklara dağıtılmadığını ispatlamak zorundadır diyor. İspat ona ait olduğu için diyor ben bu tarihatı oluyorum diyor. İspat yükümlülükleri içinde böyle bir şeyi ben göremedim mesela. Hayır, vergi usul kanunu madde 3'e göre iktisadi, ticari ve teknik icablara uymayan bir durumun iddia olunması halinde bunu iddia eden taraf ispatlamak zorundadır. Orada idarenin iddia ettiğine bakmıyor bakanlık da. Ama yargı diyor ki ya bu idarenin karineden hareketle yaptığı doğru. Sen ispatla diyor dağıtılmadığını. Evet arkadaşlar, eğer kar payı dağıtıma yapılmış ya da tasfiye vesaire nedeniyle dağıtılan kar payları 99 ve 2002 yıllarına ait ise bunlarda %50 istisna uygulamıyoruz. Burada dağıtılan kar payına 1/9 vergi alacağı tutarını ekleyip kalan tutarın yarısını vergiye tabi gelir olarak dikkate alıyoruz. Ve beyan edilen tutarın 1/5'ini de mahsup ediyoruz. Bu da Eurobond faiz gelirlerinde de 27 bin lira aşmakta isek beyan etmemiz gerekiyor. Ticari kazançlarda götürü gider yönünden bir problemimiz yok. Hepiniz biliyorsunuz ama mutlak surette kanuni defterlerde götürü gider uygulayacaksanız ticari kazançta kayıt yapın arkadaşlar. Onunla onu karşılaştırın. Bunu istiyorlar. SGK primlerinde ödenene gider yazmamız gerekiyor. Efendim? Onunla ilgili tabii bir şey geldi de. Yani şimdi o 1/5 kadar en az olmalı değil mi? Gider tabii. Eğer 1/5'in altında kalırsa defterdeki tutarı indirirsiniz. İki kişi yurt dışına çıkmadığı sürece o gider nasıl kaydedilir? Yapılabilir canım. Yurt dışından da gelebilir ya. İlla yurt dışındaki adam gelmiştir ödemişsiniz herhalde. Aracısı gelmiştir. Biraz böyle... Gerek yok esasında. Yargının kararı deftere kaydı zorunlu kılmıyor. Sen diyor bu kadarlık bir hakka sahipsin, indir geç diyor. Ama görüşler maalesef farklı.
Yine geçen yılda da konuşmuştuk. Kanunda hüküm var. Bakanlar Kurulu henüz 2014'te ve 2015'te bir karar vermediği için finansman gider kısıtlaması uygulanmayacaktır arkadaşlar. SGK'yı aktardınız da orada bir değişiklik yok değil mi? Yok yok. SGK aynı. Ödeneni indireceğiz. Ödenmeyeni indirmeyeceğiz. Ödenmeyen varsa da indirdiysek KKG olarak ekleyeceğiz. Ya da işletme hesabına göre veriyor isek ekleyip hasılatına ya da giderlerden çıkarıp beyan ederiz. Hocam, yani burada bir soru o da sorabilir miyim hocam? Bir dakika. O konuda dosya danıştaydınız karar vermedi. Hocam dosya 2. Vergi Mahkemesi'nin konuda çok sağlam bir karar verdi. Olması gereken Vergi Mahkemesi'nin kararı yani burada dosya danıştaydı henüz karar vermedi ama karar çok sağlam bir karar. Ödemeye bağlayamazsınız. Bunu yani sadece gelir vergisi kanunu açısından da tartışmadı. Mahkeme vergi usul kanununun değerli hükümler açısından da tartıştı. Doğru. Bilançodaki kar hesaplaması yönünden de tartıştı. O nedenle de yani bu durumda olan arkadaşlar bir baskıyla karşılaşırlarsa, düzeltim denirse itirazi kayıtla beyan verip dava açıp konuyu yargıya taşımalarında rakam yüksekse yani. Doğru. Evet yani değer. Karar çok sağlam bir karar. Sadece gelir vergisi kanunu açısından da tartışmadı. Vergi usul kanunu ilgili hükümleri açısından da tartıştı. Ben de Nuri Bey'le aynı görüşte. Burada ödeme değil, tahakkuk esastır. İdari davalar avukatlarda açılması oluyor yani arkadaşlar. Tahakkuk eden tutarın indirilmesi gerekir. Yani bir kazanç unsurunda tahakkuk esasını esas aldıysanız vergi doğru olayda bu esastan vazgeçilmemesi gerekir. Aksi takdirde sistem bozuluyor. Örneğin şahsi işletmesi var. Vatandaş ödeyemedi. Kapattı. 3 yıl sonra ödedi. Nereden indirecek? Nerede? Sen diyorsun ki faaliyetini terk ettin. Zarar indirimine izin verme. Faaliyetini terk etti. Ödemediği o gideri ne zaman indirecek? Onun vergisine hiçbir kazancınız olmadığı halde kim iade edecek? Buyurun. Şimdi Aralık ayı SSK primlerini Ocak sonu itibariyle öder. Tabii ki. Tabii, bir problem olur. Yok. Yok. Yani zaten. Şimdi bu sene herhalde Şubat'a kaydı. 2 Şubat. Pazara geldiği için. Olur. 2 Şubat'ta ödemedim de atıyorum. İşte 3-4 Şubat'ta ödedim. Bakanlığın görüşüne göre onu 2015'te indireceksiniz aralığı. 2014 içinde kanunen kabul edilmeye gider diyeceksiniz. Vadeye geçirdiğin için, ödeme vadesine geçtiğin için. Geçici vergi dönemleri için. Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda diyor. Yani kanuni süresinde ödeneni indiriyorsunuz. Kanuni süresi geçtikten sonra ödeneni ödendiği dönemde indiriyorsunuz. Geçici vergi döneminden bahsetmiyor hocam orada. Onu oraya geçici vergi olarak demiyorum. Yıl. Buradaki olay şu, siz hangi ayda ya da hangi dönemde indirim konusu öderseniz ödediğiniz tutarı indiriyorsunuz. Ödenemeyen tutar KKG oluyor. Bu gelir vergisi de olabilir, yani yıllık geçici vergi de olabilir. Ödeme şart. Bunu gelecek yılların gideri var, düşünme şansımız var mı? Ödemezsek. Tabii. Şimdi şöyle, arkadaşımızın verdiği örnekte Aralık ayını ödeyemedik. 2014'e ilişkin verilen beyannamede kanunen kabul edilmeyen gider olarak yazdık. 2015'te geçici vergi beyannameleri dahil bu ödenen tutarı diğer indirimler olarak düşeceğiz. Beyannamede. Ve açıklayacağız dipnotları. Anlaşıldı mı? Bazı görüş beyanname süresinde yapabilirsin diyor. Tabii. Verdiği görüşler Aralık ayına kadar... Geçici vergi yönünden de vergilendirme dönemini 3 ay kabul ettiğinizde düzeltilmesi gerekiyor. Buradaki tartışma şey, özellikle kurumlar vergisinde hani ertesi yıl ücretlilere ödenen kar payını kurumlar vergisinden indirme o çok var ya, istisnai bir durum ama. Yani ona benzer bir uygulama gibi değerlendiriliyor. Burada kabul etmiyor. Bakanlık görüşünde ben dediğinize ilişkin herhangi bir özelge görmedim. Varsa altında çizim. Yani yorum yapılan yorumlardan birkaçı böyle. Yani beyan verme dönemi özellikle gelir vergisi için Aydın'ın sorusu oydu. Mesela geçici vergide tamam ama gelir vergisinde o ödenmiş artık. O yüzden indirilebilir gibi bir yorum yapılabiliyor. Ödendiği dönem kanun süreye geçtiği için kanun süresinde ödenmeyen prim ödenmemiş primdir. Kanunun lafzına bağlı kalırsanız.
arkadaşlar, yıllara sahne inşaat işlerinde de gider dağıtımı vesaireyi hepiniz yapıyorsunuz. Geçici kabul usulüne tabi olanlarda da bir problem yok. Buradaki uygulamada çıkan hala problemimiz şey, bir, dönem içinde yıllara sahne olmayıp dönem sonunda yıllara sahneye dönüşürse, yani iş öngörüldüğü şekilde bitmezse. İkinci problemimiz de dönem içinde geçici kabulü yapılıp onaylanmış ise ne yapacağız? Dönem içinde yıllara sahneye dönmüş ise döndüğü tarihten itibaren kayıtlarımızı düzeltmemiz, 350 ve 170 numaralı hesapları kullanmamız ve ortak gider dağıtımı yapmamız gerekiyor. Burada bir problem yok. Ama bittiği yıl da geçici kabul tutanağının imzalandığı dönem itibariyle geçici vergi matrağına dahil edecek miyiz, etmeyecek miyiz? En büyük problemlerden biri bu. Neyi uyguluyorsunuz? Burası tartışmalı ve hala sonuca bağlanmayan bir konu. Hadi iş bitti. Geçici kabul var. Geçici kabul yapıldı. Normalde o kabulün yapıldığı tarih itibariyle kazanç bitti. Ha, ondan geçici vergi ödenmemesi gerekir. Eğer matrah çıkar da o matrahtan dolayı bir geçici vergi hesaplanırsa ödenmemesi gerekir. Ya da beyan edildiğinde sizin yıllara sahneden gelen stopajınızı mahsup etmeniz gerekir. Çünkü artık iş bitti, kazanç doğdu. Orada fazla mahsup edersek ödenmesi gereken geçici vergiyi eksik ediyoruz. O yüzden beyan, yani orada bir sıkıntı var. İşte. Sıkıntı işte, yani bunu açıklamadılar. Kanunda da öngörülmeyen bir durumdur bu. Peki, Şubat'ta geçici kabulü yapıldı, onaylandı. Temmuz ayında kesin kabulü yapıldı. 300 bin lira da hasılat elde ettiniz. Hiç gideriniz yok. Onu nereye de beyan edeceksiniz? Hayır, Temmuz ayında 300 bin lira tahsil ettiniz. Onu da bekletecek misiniz? Hayır. Ortak gider dağıtımında ne yapacaksınız? Onu bekletmeyeceksiniz. İş bittikten sonra tabii onu beyan edeceksiniz. Ya burası biraz böyle çok flu arkadaşlar. Hiç kimse de sormamış. Demek ki herkes kendisine göre ne doğruysa o yapılıp gidiyor. Üstad, yıllara sahne ilgili şöyle bir sorun var. Özellikle yıl içinde başlayıp yıl içinde biter. Hı hı. Şimdi Şubat'ta başladı. Evet. Aslında bitti. Evet. Hiçbir tereddüt yok. Geçici kabul mü? Yani geçici kabule bağlı bir evet. İş Şubat'ta başladı, Kasım'da bitti. Şimdi peyderpey fatura kesiyorsunuz, peyderpey maliyetler oluşuyor. Hı hı. Şimdi bir işin maliyeti kesin oluşmuyor. Yani gelir ve gider her zaman iş tam bitmeden net ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi burada yıl içinde geçici vergide nasıl beyan edeceğiz bunu? Yani mesela peşin fatura kesmiş olabilirsiniz Şubat ayında ilk hak edişi alırken. Peşin fatura kesti ama hiçbir gideri olmadı. Evet. Şimdi bunu o birinci geçici vergi döneminde beyan edecek misiniz? Ya arkadaşlar, bunun edilip edilmeyeceği konusu çok uç bir nokta. Şöyle uç bir nokta, geçici vergi açısından baktığımızda geçici vergi vergilendirme dönemi itibariyle elde edilen kazançların beyan edilmesi esasına dayanıyor. Bir işin geçici kabulü yapıldıysa artık o iş hukuken geçici kabulü tarih itibariyle o vergilendirme döneminde doğmuş bir gelirdir. Kasımsa zaten aralığa... Ama hayır, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs her ay ben faturamı kestim, hak edişlerimi kestim. Şimdi Şubat'tan Kasım'a kadar sürdü. Evet. Şimdi ben Şubat'tan Kasım'a kadar olan şeyler hepsini altınıza kaydedip karşılığında maliyeti mi oluşturacağım? Maliyet kesin kazanç, Kasım'da o dediğiniz olay da yıllara sahneye girmiyor ise... Girmiyor. Eğer o faturanın kesildiği anda hasılat oluşuyor ise onu... Peşin fatura kesmişim. Maliyet de oluşmaya başladıysa her dönemin diyor hasılat ve maliyetini karşılaştır diye görüş daha ağırlıktı. Zaten maliyet yok orada. Hayır. İnşaatlarda üstad ama o iş tarihli kararlar belli oluyor.
Nerede yazıyor? Üstad. Giderin bir tarafta belirle, giderin oluşturur. Efendim, şunu söylemek isterim, yanlış anlamayın. Sizin dediğiniz olayı uygulayabilmemiz için inşaatla ilgili kanunda özel bir düzenleme olması gerekiyor. Şimdi yıllara sari inşaat rejimi farklı olarak düzenlenmiş. Bitişi, dağıtımı vesairesi, burada bir problem yok. Yıllara sari olmayanlarda şu an yapsatlarda sizin dediğinizi uyguluyoruz. Diyoruz ki daha biz bunu teslim etmedik. Şimdi konuttu, işte vesaire iş yeriydi. Teslim ettiğimiz ana kadar da biz gene 170'i ya da başka hesapları kullanarak yarı muamiller vesaireyi yapan arkadaşlarımızla biriktiriyoruz. Okey. Ama bu ihaleli işlerde kafalar karışık. İhaleli işlerde o yıl içinde bitecekse yapılan kısım kadar doğan hasılat ve giderin karşılaştırılarak beyan edilmesi gerektiğini savunanlar var. Çoğu durumda gider fazlalığı var üstad. Yani... Onda diyor zarar olarak git diyor. Onu savunanlar. Gideri yoksa diyor dönemde kar beyan et, geçici vergi dağıtıyorum. İzleyen dönemde diyor. Peki sene sonunda geldiniz. Gelirde giderde netleşti. İş yıllara sari kapsamı açısından netleşti. Son hali yine beyan ediyorsun. İşte 180'e değil, imal edilen emtia gibi düşünüyorlar onu. Stoklara atarak, yarı muamillere atarak gidiyoruz. Ama önlerin dediğinde tam tersi. Gelir, gelecek aylara ait sözleşme gereği. Yanilerde bu ödemeler yapılıyor. Şimdi o tür mantıkta da gelecek aylara ait gelirler gibi görmek gerekir onu. Yani en azından çünkü o da kişisinde maliyet. Esasında 350-170'i devam eden ve o yıl içindeki biten işler için uyguluyoruz. Onu yapmış oluyoruz. Sizin bu şeyle. Doğru mu? Ama 350-170 yıllara sari işler için getirilmiş. 380 de var. Yani normalde sizin dediğiniz doğru Önder Bey. Yani bu iş gider ve gelirinin netlik kazandığı, sayın meslektaşımızla dediği gibi dönemde olması gerekir. Ama buna ilişkin net bir idari görüş açıklanmadığı gibi kanunda da özel bir hükme yer verilmemiş durumda. Anlatabildim mi? İnşaat işlerinde en çok yaşanan problemlerimizden biri kazanç tespit ederken arkadaşlar dikkat edin. EPDK vergiciliğe soymuş durumdadır ülkemizde. Bunun bizzat canlı yazı örneğini görmüş bir kişi. EPDK diyor ki bir şirketimize lisansa tabi olan akaryakıt ve elektrik gibi işlemlerde yansıtma faturası düzenlenerek söz konusu bedellerin yansıtılamayacağını, aksi takdirde idari para cezasına çarptırılacağınız şeklinde bir yazı göndermiş büyük şirketlerimizden biri. Şöyle, şantiyeniz var, şantiyede taşeronlarınız çalışıyor. Bununla karşılaşıyorsunuzdur. Şantiye elektriği ortak elektrik. Siz yüklenici olarak bunu ödüyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki, ey taşeronum senin şu kadar lira elektrik borcun oluştu, elektrik bedeli diye fatura kesemezsiniz diyor EPDK. Çünkü diyor bunu yapabilmen için benim mevzuatıma göre lisans sahibi olman lazım. Bunu yaptıysan da lisanssız işlem yapmaktan dolayı cezayı meyveyi uygularım diyor. Yine arsa sahibi adına ödenen yapı denetim hizmet bedellerinin gider pusulası ile dahi aktarım yapılarak indirimine izin verilmeyeceği görüşünde idare. Bunu da gerekçe olarak şuna bağlamış. Vergi usul kanunu madde 8'e göre diyor. Mükellefiyet ve vergi sorununa müteakip özel mukaveleler müteahhitlik vergi dairelerini bağlamaz. Bunu diyor ben kabul etmem diyor. Maliyet sözleşme var. Maliyet eşit fiili. O diyor yükümlülük sana ait değil diyor. Arsa sahibine diyor. Arsa sahibi ödesin diyor. Kabul ediyorsan. Bazı yerlerde vergi usul kanunu 3B çalışıyor, bazı yerlerde çalışmıyor. Biraz anlam kaynaklı. Nabza göre şerbet veriyor işte. Gerçek, ihtiyacına göre. Gerçek faaliyeti de olmuş. Ticari ve zirai kazançlarda örtülü kazanç müessesesine dikkat edin.
Hala bu mantık devam ediyor. Kısmen yazılan raporlarda var. Diyor ki işte işletme sahibinin, işletmenin ilişkili kişileriyle yaptığı işlemlerde emsaline nazaran bariz farklılıklar olursa bunlar karşımıza arkadaşlar matrah farkı olarak çıkacak. Taşınmaz satış işlemlerinde hasılat paylaşımı ticari faaliyet olarak değerlendiriliyor. Kat karşılığı inşaat işlerinde devamlılık unsuru var ise ticari kazanç olarak kabul etmeye devam ediyoruz. Ama Danıştay'ın 2013'ün sonlarına doğru verdiği bir kararda, 2014'te gördüm bu kararı, kat karşılığı inşaat işini arsa sahibi yönünden servetin paraya çevrilmesidir diyor, ticari kazanca sokmuyor. 2013'ün sonunda verilen bir karardır. Hocam idare bu şekilde Danıştay'ın kararını kabul ederseniz bir bu sefer de inşaattaki yüklenmiş yerlerini kabul etmiyor. Bunun yasayla çözülmesi lazım. Mevcut kanun buna izin vermiyor. Dolayısıyla taşınmaz satış kazançlarıyla ilgili sorun devam etmektedir arkadaşlar. Burada bir kaynak olarak bir davada ya da bir olayla karşılaşıldığında Anayasa Mahkemesi geçenlerde ilginç bir başvuru kararı verdi. Olay şuydu, o kararda geçen bir şeydir bu, hükümdür. İş Bankası'nın biliyorsunuz çalışanlar için bir sandığı var. Bu sandık çalışanlar emekli olduğunda emekli maaşı ödüyor. Fakat bu sandığa İş Bankası da çalışan adına katkıda bulunuyor. Maliye Bakanlığı dedi ki, İş Bankası'nın katkısı ücrettir dedi. Ne dedi? Bunu ücret olarak vergilendirmen gerekirdi dedi İş Bankası'na. Ve İş Bankası'na vergi sorumlusu sıfatıyla tarihatlar yapıldı. İş Bankası'nın bu tarihatı üzerine İş Bankası dava açtı. Bu yaşanan bir olay. Şeyde de geçiyor zaten kararda. İş Bankası'nın bu davası nihai olarak aleyhine sonuçlandı. Danıştay dahil. Vergi mahkemesi kabul etti, bozuldu, ondan sonra bozmaya uydu falan. Başvuruda bulundu, bulunmuş mükellefin bir tanesi. Ama başvuruda bulunan İş Bankası değil. Vergi kesintisine muhatap olan kişi başvuruda bulunmuş. Yani ücretli olarak, bu girmez verginin konusuna diye. İlginç bir karar verdi Anayasa Mahkemesi. Evet dedi, sen haklısın. Burada yargılamanın yenilenmesine de gerek yok. Sen de mahkeme kararına göre ödediğin vergi ve cezayla geri almaya hak ediyorsun. Faiziyle birlikte devlet ödesin dedi. Ama burada neden hareket etti? İki ilkeden hareket etti arkadaşlar. Diyor ki bu kararda bir, uygulanacak yasa normunun öngörülebilir olması, iki, ulaşılabilir olması diyor. Öngörülebilirlik ve ulaşılabilirliği de şöyle tanımlıyor. Ulaşılabilirlik ilgili düzenlemenin aleni olması yani yayınlanmasını ifade eder diyor. Öngörülebilirlik ise diyor, hukuk kuralının uygulanması halinde doğabilecek sonuçların önceden tahmin edilmesi anlamına gelir diyor. Eğer diyor idare bir açık bir şekilde tebliğle ya da yasama organı yasayla konuya açıklık getirmiş ve bu bilinmekte ve öngörülebilir ise diyor, evet sen haklısın. Ama diyor ulaşılabilir olmakla birlikte diyor öngörülebilir değilse diyor, İş Bankası'nda da dayandığı kural şu. Sen diyor idare olarak diyor daha önceki yıllarda verdiğin özelgede bunun ücret olmadığını söylemişsin diyor. Sonra ücret olduğunu söylemişsin diyor. Dolayısıyla sen de öngöremiyorsun diyor. Mahkemenin biri kabul etmiş diyor, biri reddetmiş diyor. Öngörülebilirlik kuralı olsaydı diyor zaten bu durum çıkmazdı diyor. Öngörülebilirlik ilkesine aykırılıktan dolayı bu kararı vermiş. Ha bunu niye buraya koyduk? Şunun için koyduk. Taşınmaz, kat karşılığı taşınmaz işlerinde de en büyük problemlerden biri öngörülebilir olmaması. Hangi durumda ticari kazanç, hangi durumda servetin değerlemesi? Bu konu karşılaşırsanız kullanılabilecek bir konudur. Dikkat etmekte fayda var. Hisse senedi alım satım kazançları borsada işlem görenlerde geçiş 67'ye girer. Diğerlerinde ise 2 tam yıl elde bulundurulmak kaydıyla GVK 81'e girer. Burada değer artış kazancı oluşur. Eğer 2 tam yıl dolmadan satılır ya da
İvası surette iktisap edilmemiş ise. Burada yalnız bir şeye dikkatinizi çekeyim. Şirketin hisse senedi var. Sermaye artırımına gidildi. Sermaye artırımında ortaklar rüçhan haklarını kullanarak yeni hisse senedi iktisap etmiş ise bunların da iktisap tarihi sermaye artırımının yapıldığı tarih değil, eski hisse senedi iktisap tarihi. Rüçhan hakkı kullanılmazsa yeni iktisap tarihi olarak esas alıyoruz. Bu da önemli, tebliğe yer vermiş. Yine bu Avrupa Birliği kaynaklı fonlardan sağlanan hibelerle ilgili hala Maliye Bakanlığı geçici madde 84'ü uygulamıyor arkadaşlar. Özelgelerinde bunu görmüyor. Avrupa Birliği fonların kullanılarak Türkiye'de herhangi bir yatırım ya da proje karşılığı hibede bulunulmuş ise kanuna göre bu özel fona hesabına alınacak. Gelir olarak dikkate alınmayacak. Bu fonun karşılığında yapılan harcamalar da fona tekabül eden tutar indirilemeyecek. Fakat bunu bilmeniz için de sizin mükellefinize sağlanan teşviğin Avrupa Birliği fonundan kaynaklanıp kaynaklanmadığının size bildirilmesi gerekiyor. Verilen özelgelerde diyor ki faaliyetinizle ilgili olarak KOSGEB'den alınan hibe destek tutarının ticari kazancınıza dahil edilerek vergilendirilmesi, söz konusu destek tutarıyla yapılan harcamaların ise niteliğine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması diyor. 84'de bu verilen özelgeler uyum sağlamıyor. Çünkü eğer KOSGEB'in verdiği teşvik Avrupa Birliği fonundan gelen bir parasal kaynağa dayanmakta ise geçici 84'e girer arkadaşlar. En son olarak da serbest meslek erbaplarında zorunlu mali sorumluluk sigortasını hala ve hala zorunlu olmadığından dolayı indirimine izin vermiyoruz. Evet, sorunuz varsa alayım. Buyurun. Şöyle bir soru aktarmış olayım. Türk Ticaret Kanunu'nun Ticaret Kanunu'nun 17. ve 18. Türk Medeni Kanunu'nun 17. ve 18. maddeleri gereğince evlilik ile taraflar birbirinin aynı derecede akrabası olmaktadırlar diyor. Bu durumda evde kira almadan oturtulan kayınvalide, kayınpeder için beyan gerekir mi diyor. Birlikte oturulması, oturulan durumlarda beyan gerek yok. Kaynanasına tahsis etmiş. Kaynanası tahsis edersen müsaadeler uygularız. İkinci iki amca olarak yazsın olsun. Peki, teşekkür ediyorum. Başarılı sunumundan dolayı Sayın 20. Mali Müşavir Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyoruz. Günün anısına plaketini vermek üzere Oda Başkan Yardımcımız Sayın Ömer İşçi'yi kürsüye davet ediyorum. Kontik demiş ki.